Evet, Bilgi Ekonomisi Derneği'nden hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz bilim, teknoloji ve ekonomi sohbetlerine. Bu hafta Avustralya'dan bir konuğumuz olacak Tanser Ersavaş. Öncelikle açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere ben sözü derneğimizin yönetim kurulu başkanı Davut Kavranoğlu'na veriyorum. Buyurunuz hocam, hoş geldiniz. Hocam sesiniz kapalıydı, tekrar açıp başlayabilirseniz. Merhaba değerli dostlar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Bilgi Ekonomisi Derneği'nin 3 yıldan beri sürdürmekte olduğu bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerinin yeni bir tanesinde beraberiz. Bugünkü konuğumuz çok ilginç bir konuğumuz ve eminim büyük bir ilgiyle, heyecanla izleyeceğiniz bir konuğumuz. Ondan önce kısaca derneğimizi bir tanıtmak isterim. Bilgi Ekonomisi Derneği 2014 yılında bir grup bilim adamı dostumuzla birlikte kurduğumuz bir dernek. Amacımız bilimin, teknolojinin, eğitimin daha iyi bir dünya, daha müreffeh, daha kalkınmış bir Türkiye için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek, bununla ilgili programlar yapmak, bilinç oluşturmak ve bu bilim, teknoloji, ekonomi sohbetleri de bu kapsamdaki faaliyetlerimizin en önemli ayağını oluşturuyor. Tabii ki bu içinde geçmekte olduğumuz pandemi sürecinden önce biz bu toplantıları dernek merkezimizde Çamlıca'da yüz yüze olarak gerçekleştiriyorduk. İnşallah yakında bu aşıların da yaygınlaşmasıyla tekrar eski günlerimize ne kadar güzel olduğunu farkında olmadığımız o güzel günlerimize tekrar kavuşacağız. Hep birlikte bir araya gelip el sıkışıp kucaklaşıp yüz yüze bu sohbetlerimizi yapmaya devam edeceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah yakında o olur. Şimdi sizlere bugünkü değerli konuşmacımızı tanımak istiyorum. Tansel Ersavaş, dostumuzla ben 2 ay kadar önce tanıştım. Kendisi 1984-85 o sıralarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmuş. Yapay zeka ve karmaşık sistem gelişiminde uzmanlaşmıştır. 35 yılı aşkın iş hayatında birçok uluslararası kuruluşa danışmanlık, eğitim ve proje yönetimi konularında destek vermiş. Girişimcilikten büyük şirketlere kadar her türlü organizasyonda görev almıştır. Çalışma hayatına Vakıflar Bankası'nda başlayan Tansel, kısa sürede önce şube sistemlerini daha sonra tüm yazılımlarının geliştirmenin sorumlusu olmuş. Sistem başarıyla tamamlandığında yüksek lisansında tamamlayarak Avustralya'ya göçmen olarak gitmiş. Orada bankalara ve sigorta şirketlerine daha sonra Telekom Avustralya gibi birçok şirkete karmaşık sistem geliştirme üzerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Daha sonra Amerika'da ve Avustralya'da girişimcilik yapmış. İnternetin ilk geliştiği zamanlarda internet, dış boyutlu tasarımlar ve yapay zeka ile ilgilenmiştir. Halen Garvan Institute of Medical Research'ın tek yapay zeka uzmanıdır ve Deep Learning İnisiyatif programının koordinatörlüğünü yapmaktadır. Wing Chun Kung Fu öğretmeni de Sifu olan Tansel'in hobileri arasında yemek pişirmek, Latin dansları, okçuluk ve köpek eğitiminde bulunmaktadır. Tabii burada Tansel Bey'le benim 1,5 saat kadar bir sohbetim olmuştu. Tansel Bey ve eşinin biricik yavrularının yakalandığı, daha doğrusu onunla doğduğu bir nadir hastalık var. O nadir hastalıkla olan mücadelesi var. Ve o nadir hastalığın teşhisi konusunda doktorların nasıl sen bizim işimize karışma diye onu dışladıkları, buna rağmen peşini bırakmayıp sonunda doktorları da nasıl ikna ettiğini ve çocuğunu nasıl sıhhate kavuşturduğunu da bizden inşallah paylaşacaktır. Çok ilginç girişimciliği, mühendisliği, sosyal yanları her yönüyle dolu dolu bir hayat yaşamış. Bu tecrübesini bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Tabii bu arada Tansel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Avustralya'da durum nasıl? Orada bizim bu COVID-19'da işte Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da çok büyük problem yaşanıyor. Orada durum nasıl? Avustralya'nın birçok şansı var tabii. Hem sağlık sistemi çok oturuşmuş, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden bir tanesi. İkincisi de bir ada olması dolayısıyla gelen giden çok iyi bir şekilde kontrol altına alınabiliyor. O yüzden burada birçok yerde yaşanan şeyler yaşanmadı. Belirli bir grup çıktığında hemen
çok aşırı yasaklar konuyor. O grup izole ediliyor ve atlatıyoruz inşallah. Bu aralar yeni bir grup çıktı ve şu anda günde 10 tane 15 tane hasta çıkıyor. Bunların ölü var hepsine, mı? Her gün bir ölü miktarı falan var mı size açıklayan? Ölülerimiz çok az bu aralar. Çok toplam ölü sayısı çok az oldu. Bunun tabii yine hastanenin de çok önemi var. Hastanelerin de çok önemi var. Hastanelerimiz hiçbir zaman dolmadı ve bu arada devlet anında özel hastanelerin tamamındaki yatakları gerektiğinde açabilmek için üzere karar çıkarttı. O yüzden çok bir sıkıntı olmadı. Aşı konusunda da çalıştılar fakat tabii ki herkeste yine çok iyi bir sistem var. Burada CSL'i belki duymuşsunuzdur. Avustralya'dan çıkan ve dünyanın sayılı ve CSL'in kurucusu bizim Garvan Enstitüsü'nün eski yöneticilerinden biriydi. Ve şu anda 6 milyar dolarlık şirket. Çok iyi aşı çalışmaları var. Buradaki TÜBİTAK'ın eşdeğer olan CSIRO'dan çıktı. Çok güzel. Peki Tansel Bey, şimdi sizin konuşmanızı, sunumunuzu dinliyoruz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bu arada inanılmaz bir grup toplamışsınız. Ben aslında tabii daha önce konuşanları görünce ben burada nasıl konuşacağım diye merak ettim. Olağanüstü bir insan grubu var. Siz de olmalısınız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Başlayalım bakalım. Buyurun. Ekranımı paylaşmak istiyorum ilk önce. Buyurun. Evet, hemen şöyle paylaşalım. Görünüyor mu? Hemen şöyle evet, evet hocam, görünüyor. Buyurun. Evet, gerçekten bu fırsat için çok çok teşekkür ederim. Aslında burada benim teknik olarak söyleyeceğim birçok şey zaten birkaç hocanın konuşmasını dinledim. Profesör Doktor Erdal Arıkan'ın, Profesör Doktor Gözde Ünal'ın ve bunlar gerçekten çok bilgili kişiler ve benim söylemek isteyeceğim birçok şeyi zaten söylemiş durumdalar. Ben hadi onlara biraz renk katayım diye düşünüyorum. Onları destekleyici bir konuşma yapmak istiyorum. Ve şu anda aslında çok büyük bir üzerinden geçeceğiz. 166 tane slide var burada. Bunların bir kısmını, bayağı bir kısmını atlayacağım. Bunu aşağı yukarı 1000 tane slide arasından seçtim. O yüzden azaltı bu kadar oldu. Şimdi herkesin hayatında bence en önemli etkisi insanların mentorları ve rol modelleri. Benim en büyük mentor ve rol modellerim annem ve babamdı. Bunlar ilk baştan çok iyi insanlardı, iyi baktılar, iyi ahlak vermeye çalıştılar. Annem hep benim böyle ileri zekalı olduğumu düşünürdü. Tabii ben onu çok hayal kırıklığına uğrattım epey bir ondan sonra. Ama onun benim üzerinde etkisi çok fazladır. Ama hayatı yaşarken çok insanla karşılaşıyorsunuz. Ben maalesef okuldaki öğretmenlerimden o ışığı göremedim çoğu. Üniversitede dahildir buna. Ki üniversite en büyük hayal kırıklarından biri olmuştur. Ben üniversitedeki hocaların insanları çok daha destekleyeceğini düşünürken ODTÜ'de bayağı bir yarışma içinde öğrenciler çok eziliyordu. Bayağı üzülüyordum yani ODTÜ'deyken. Aslında çok enteresan insanlar giriyor. Ve eleme sistemi falan benim kafama pek uymuyordu. O yüzden ODTÜ'de çok böyle başarılı ve çok bir öğrenci değildim. Yani asfer kadar geçtim ODTÜ'den. Ama hayatta çok enteresan insanlarla karşılaştım. Mesela bunlardan bir tanesi bu Alan Kay. Alan Kay, çok az konuşacağım hakkında. Bugünkü personal computing dediğimiz olayın %70'ini, %80'ini keşfeden bir insan. Bu resimde Kyoto'da bir Joey Ito beyefendi, bu aslında şu anda bir ara Media Lab'ın MIT Media Lab'ın yöneticisiydi. Onun annesinden kalan bir geisha house'da karşılıklı sake içiyoruz. Bu zat Dan Ingalls, bence dünyanın en büyük programcısı. Yani daha üstünü görmedim ben şimdiye kadar. Çok insanla tanıştım ama Dan Ingalls çok enteresan bir adam. Hayatına bakabilirsiniz. Profesör Lotfizade, kendisiyle fuzzy logic konusunda bir takım çalışmalar yaparken tanıştım. Beni Berkeley'ye davet etti ve o da benim mentorlarım ve rol modellerim arasına girdi. Profesör Yahiko Kambayashi, eğer Profesör Kambayashi yaşıyor olsaydı ben büyük olasılık Kyoto'da olacaktım. Daha sonra Garvan'a geçince
yine çok enteresan insanlarla tanıştım. Bunlardan bir tanesi Chris Goodnow. Ben tanıştığımda Garvin'in deputy direktörüydü. Ve Ege Han'ın iyileşmesinde çok büyük rol oynadı. Kendisi dünyada kendimizi, bağışıklık sisteminin kendini diğer sistemlerden nasıl ayırt ettiğini ilk bulan insan, Nobel ödülüne aday gösterilecekti ve hala da belki gösterilebilir. Çok çok değerli bir insan. John Matic o zaman deputy direktördü, direktörüydü Garvin'ın. Kendisi de çok özel bir insan. Junk RNA'nin ilk junk RNA olmadığını iddia eden bulan insan. Ve şu anda da hala çok yakından ilişkide olduğum bir insan. Yani çok çok enteresan insanlarla tanıştım. Ve bu arada bu insanlardan işte mesela Lütfi Zadeh'ten davet alarak şeye gittim, University of Berkeley'ye gittim. Buraya gitmemin temel nedeni şuydu. Biz de o zamanlar Amerika'da küçük bir şirketimiz vardı. Biraz para kazanmaya başlayınca acaba dünyada ne tür problemler olacak diye düşündüğümüzde dedi ki yaşlı nüfusu çok artıyor. Biz bunlara şöyle çok şeker, evcil hayvancık robotçuklar yapalım. Bunlar o insanlara gerektiğinde konuşsun, onlardan bilgi alsın. Duyguları da yapabilirim, simüle edebilirim falan. Fakat sonra baktım bunun yapılacak bir altyapısı yok. O zaman kendi kendime bir metot uydurdum. Fuzzy Object'ten Behavior Modeling teknik diye. Bunu Lütfi Zadeh'e gönderdim. Adam hemen beni davet etti. Gittik, tanıştık. Orada bir konuşma yaptım. Çok iyi sonuçlar aldım. Daha sonra ölene kadar konuşmalarımız devam etti. Bu arada tabii birçok şeyden yine Lütfi Zadeh'in sayesinde orada bulunan bir kişi tarafından Çin'e davet edildim. Orada Chinese Academy of Sciences tarafından ondan sonra daha sonra Cambridge University Press bana kitap teklifi yaptı. Yazamadım ya. Ondan sonra daha sonra Kyoto'ya çok fazla davet geldi. Alan Kay bu Yahiko Kambayashi ile tanışmamı sağladı. Kendisi beni Kyoto'ya defalarca davet etti. Orada birçok seminerler verdik, birçok şeyler yaptık. Orada çocuklara çok ilginç programlar yazdırdık. Küçücük 10 yaşındaki çocukların yaptığı programlar bugün çok büyük programcıları utandıracak durumda. Squeak diye bir sisteme, açık kaynaklı sisteme katıldım. Onun sayesinde Kyoto'da çocuklara nasıl, bunlar ikinci sınıftan itibaren, ikinci ve dördüncü sınıftaki çocuklar kendi arabalarını yapıp bunları güzel güzel yarıştırıyorlardı. Çok enteresan şeyler yapıyorlardı. Yine aynı proje sayesinde One Laptop Per Child projesine dahil oldum. Orada bu gördüğünüz laptopların yapımında birazcık şeyimiz oldu, katkımız oldu. Bunların üzerinde Squeak'i koymaya çalıştık. Koyduk aslında fakat ana sistemi olarak koymayı düşünüyorduk biz. Onlar Python'ı koymayı seçtiler. O yüzden laptop projesiyle ilgimiz bir süre sonra azaldı. Ama çok güzel çalışmalar yaptık. Kyoto'da Advanced Learning Network of Kyoto diye bir network eğitim iletişimi kuruldu. Burada öğretmenlere ve öğrencilere Alan Kay sağda en başta ben de onun arkasındaki turuncu leke olarak görünen kişi benim. Tabii benim aklımda hep şu problemler vardı. Her zaman yani bizim şu andaki kullandığımız diller hiçbir zaman bu gürültü, bu sensörlerden gelecek çok fazla bilgiyi yangın söndürme gibi işlerde falan çalışmayacak. Yani bunu yapacak güçte değil bu diller. Bunu ben çok önce anladım. O yüzden de bu tür konulara yönlendim. Hep özellikle de ikinci ne diyelim hani bir insanın bir normal hayatı olur bir de karanlık hayatı olur. Benim karanlık hayatım hep bu yapay zeka programlarıyla geçti. Genelde iş yerlerini çok kullanamadım. Kullandığım zaman da söyleyemedim. Fakat yazdığım programı kimsenin analiz etmediği için, ne olduğunu anlamadıkları için arada kaynadı. Yani bazı firmalar, çalıştığım firmalar aslında ne olduğu bilmeden yapay zeka kullanıyorlar şu anda. Ve şu anda işte Garvin Enstitüsü'ndeyim. Oradaki Deep Learning Initiative ile uğraşıyorum. Bu arada insanın başına enteresan şeyler geliyor. Amerika'da çok çalışıyorduk. Haftada 80-100 saat çalışıyorduk. Çok ciddi bir şekilde rahatsızlandım ve karşıma yepyeni bir mentor çıktı. Bu mentor hiç yani düşündüğünüz tarzda bir mentor değil. Kendisi Grandmaster William Cheung. Çok enteresan bir karakter. Hakkında 10 tane kitap yazılır. Bruce Lee'yi Wing Chun'a kazandıran insan. Aynı zamanda inanılmaz bir çevresi olan bir insan. Bu dövüş sanatları kitaplarında 35-40 senedir her zaman kapak olan bir insan. Onun sayesinde önce sağlığıma kavuştum. Çok ciddi sağlık problemlerim vardı.
Mesela sol bacağım tutmuyordu. Bayağı kireçlenme olmuştu. Doktora gittiğimizde dediler ki artık bu adam olmaz. Değiştirin, hip replacement yapın. Sonra daha sonra ciğerlerimde lekeler çıkmaya başladı. Hocam kendisini beni kendisi evine çağırdı ve evinde uzunca bir süre kaldım. Hem iyileştirdi hem teknikler öğretti. Onun sayesinde Çin'e gittik. Çin'de Shaolin Tapınağı'nda çalıştık. Shaolin Tapınağı'nda unutulan Wing Chun'u onlara geri kazandırmaya çalıştık. Böylece insanın başına değişik şeyler geliyor. Bu değişikliklerden bir tanesi de işte sağlık nedeniyle bambaşka bir şeye bulaşmak oldu. Hiç aklında gelmeyecek. Ve böyle şeyler insanı olmadık yerlere götürüyor. Benim aklımda hiç Shaolin Tapınağı'na gitmek falan yoktu. Fakat bugün Shaolin Tapınağı'na giderseniz şöyle bir anıt görürsünüz. Bu anıtın üstünde benim adım da var. Belki 1000 sene sonra insanlar toprağa kazmaya başladıklarında diyecekler ki bu adam kumpucuymuş diyecekler. Halbuki ben bilgisayarcıyım. Sonuçta hasbel kadar adımız oraya yazıldı. Fakat işte yaşarken adının bir taşa yazılması da kısmetmiş. Böyle şeyler oluyor hayatta. Tabii en büyük öğretmenim benim, aslında belki de en büyük dersim bu küçük çocukcağız oldu. Kendisi, tabii ben çok geç baba oldum ve Egehan doğduğunda, Egehan'ın iki ismi var, Alan, Alan, Egehan, Alan'ı da neden koyduğumu tahmin etmişsinizdir mentorlarımdan birinin adına atfen. Zaten Avustralya'da doğdu, onun için bir tane de İngilizce adı olsun dedik ve kendisi son derece sağlıklı, gülümseyen, kilosuna göre çok ağır bir çocuktu. Fakat Egehan konusunda çok konuşuldu. 3 tane televizyon programı yapıldı ve şu anda Garvin'in sitesine girerseniz benim 1 sayfam var, Egehan'ın 20 sayfası var. Yani öyle bir durum var. Garvin.org.au/Alan diye girerseniz kendisinin bütün hikayesi aslında burada var. Ama tabii ben bu hikayenin üzerinden kısaca geçeyim. 3 yaşındayken çok bir şekilde doktora gittiğimizde kendisinin platelet count'larının çok düşük olduğunu gördük. Yani normalde 150 bin, 200 bin olacak yerde, 300 bin olacak yerde 4 bin civarında, ki bu direkt olarak çocuğu ambulansa koyup Sami Ulus'a gönderdiler. Sami Ulus tam bir benim için tam bir şeydi, karabasandı ve orada 5 gün kaldı. 8 kişilik bir koğuşta kalıyordu. Erkekleri almıyorlardı. Onun için bir doktor üniforması bulup kapının kilidini, şifresini öğrenip öyle aradan girip öyle görebiliyordum çocuğumu. Ondan sonra daha sonra Hacettepe'ye almaya başladılar. Hacettepe'de daha iyiydi ve birçok şey oldu. Fakat hastaneden çıktıktan sonra durumu düzeldi. Üzerine PET eşyalar falan yoktu. Daha sonra morluklar oluşmaya başladı. Bu morluklar gitgide arttı. Ve nötropenya denen beyaz kürelerin yok olması ortaya çıktı. Tekrar hastaneye gittik. 1 hafta kaldı. Ve ondan sonra tabii devamlı arıyoruz, nedir bu? ITP diyorlardı. ITP değil, ELS mıdır, bilmem nedir, hangi genlerden sorumludur? Müthiş bir araştırma başlandı. Hiçbir şey çıkmadı. Tekrar bu arada çişi birden kahverengiye dönüştü. Ve anladık ki hemoglobin problemi başladı. Çok ciddi bir şekilde hemoglobin kaybetmeye başladı. Kendi bağışıklık sistemi bu sefer hemoglobinlerine saldırıyordu. Ve bu durumda kendisine kan verdiler, eritrosit verdiler, oksijen verdiler. Yanında resmen şey duruyordu, kalbi durursa diye işte canlandırma makinesi duruyordu. Ama birkaç gün sonra, çıktıktan sonra gayet yine iyi. Böyle devam ediyor. Bir gün iyi, birkaç gün iyi, kötü derken bir sürü araştırmada hiçbir şey çıkmadı. Bu arada bir mikroskop ustası acaba bu çocukta çeliyak hidashi var mı diye bahsetti. Sonra semptomlara baktık. Dedik böyle bir şey mümkün değil yani. Olamaz. Gitgide bir sürü garip şeyler çıkmaya başladı. Ve Türkiye'de dediler ki bilmiyoruz ama MMF verelim diye. MMF diye bir ilaç var, onu verelim dediler. Biz bu arada dedik ki bu arada Avustralya'da konuşuyoruz. Burada çok sevdiğimiz bir doktor var. Dedi ki buraya gelin dedi. Orada da bir şeye başlamayın dedi. Avustralya'ya geldik 2013 yılında. Ve tabii ki uçmak çok zor. Onun için bir sürü steroid verdiler. Uçuşu 3'e böldüler. Öyle geldik buraya. Orada ve burada çok ciddi operasyonlar geçirdi. Aşağı yukarı 14 tane toplam operasyon geçirdi. Bunlar işte ciğerlerinden polipler alındı. Defalarca kemik iliği alındı. Bütün bağırsak sistemi çok kötüydü.
Ondan sonra ciğerlerinden ve yanağından bezeler alındı. Ve bunların her biri alındı. Telaş içindeyiz. Ne olacağını bekliyoruz. Bu arada bir immune challenge sonunda çok ciddi bir şekilde şeye düştü. Yoğun bakıma düştü. Yoğun bakımda artık şey yapamadıkları için, kan verecek damar bulamadıkları için acil ameliyat alarak central line taktılar. Direkt kalbine giden bir kablo taktılar. Ve central line'la artık hem beslenmesini hem de verilen ilaçları ve alınan kanları buradan yapıyorlardı. Bu arada durumu gitgide ağırlaşmaya başladı. Bu resimler belki biraz rahatsız edici ama durum bu yani sonuçta. Bu arada ben tabii deliler gibi okuyorum. Bütün literatürü indirdim baştan aşağıya. Ve söyleyemeyeceğim kadar şey okudum. Aşağı yukarı hem hematoloji hem immünoloji ve hem gastroenteroloji konusunda doktorlarla çatır çatır konuşabilecek kadar şey öğrendim artık. Bu şey terimleri falan öğrendim. Ve bu Chediak Higashi olayını hatırladım. Sonra dedim ki Allah Allah nasıl oluyor bu Chediak Higashi? Ve burada o bahsedilen proteinin esasında içinde böyle gruplar var. Bu gruplar ayrı işler yapıyor. Bunların içinde BH domain diye bir domain var. Meğer adamın gördüğü şey lizozomlarda bozulma yapıyormuş. Ve başka ne yapabilir bunu diye araştırırken LRBA proteinine rastladım. LRBA'yı araştırmaya başladım ve enteresan bir şekilde şu kağıdı buldum. Bu da daha preprint'te, daha basılmamıştı yani. Ve bunu okuyunca ben dedim ki bizim çocuk bu ve arkasından da bu tedavi bu işe yarayacak. Bunu doktorlara hemen koşarak götürdüm. Dediler ki valla böyle bir şey olması için siz akraba değilsiniz. İki tarafın birden bozuk olması lazım. Bu da milyarda bir olasılık. Zaten böyle bir şey biz Avustralya'da görmedik, böyle bir hastalık. Mümkün değil dediler. Ondan sonra ama ben inat ediyorum bir taraftan. Bu olacak falan filan. Tedavisi bu olmalı falan. Bu arada Garvan Enstitüsü'nün, ben daha orada öyle bir enstitü olduğundan haberim yoktu. Oraya 20 milyon dolarlık bir bağış yapılmış. Yeni bir sürü elimine makineler alınmış. Ve 50 tane çocuk seçmişler Avustralya'da, en durumu kritik. Egehan da onların arasına girmişti ve taramasını yaptılar. Whole genome sequencing taramasını yaptılar. Bu arada Egehan'ın durumu çok daha kötü olmaya başladı. Artık ağırlığı 14 kiloya düştü. Her tarafında böyle ura benzer şeyler çıkmaya başladı. Ve böyle şey yaptığımızda, bir PET scan yaptığımızda şöyle gördüğünüz şey, manzara buydu. Ve şu gördüğünüz organın ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu kendisi dalağı. Yani çok bayağı ağır durumdaydı. Ne yapacağımızı da bilemiyorduk. Bu arada tek çare kemik iliği ya da stem cell transplantasyonuydu. Fakat durumu o kadar ağırdı ki dediler ki bu çocuk bu şeyi, işlemi kesinlikle kaldıramaz. Çünkü hem bağırsakları kötü hem ağırlığı çok düştü. Dediler ki yani her şeye hazırlıklı olun. Bu arada Garvin'de bu sequencing sonucunda ilk sonuçları alır almaz onu alan Dr. Tony Rossioli benim e-mail'i de alıp karşısına koyarak LRBA genine bakıyor ve diyor ki ah bu doğru. Ve hemen hastaneye geldik. Bu benim söylediğim paper'da. Bu tabii o zaman o yapılan şey medical bir test değil. Hastanenin etik komisyonuna çıkarak verdiğimiz paper'lara da bakarak dediler ki tamam abatacept'e başlayalım. Şöyle diyeyim. 4 haftada durumu düzeldi. O korkunç dalak birden küçülerek normal hale geldi. Fakat bağırsakları düzelmedi. Bağırsaklarına hala uğraşıyorduk. Ondan sonra birkaç ay sonra durumu o çocuğun durumu bu hale geldi. Ve bu arada tabii o yanağındaki o büyük parçayı aldılar. O kadar dehşete kapıldılar ki onu görünce. Sonra hastanedeki durumu düzelmeye başladı. Hastanede aslında Egehan herkesin sevgilisiydi. Tabii bu arada dedik ki çocukcağız hep iPad'lerle falan uğraşmasın, Lego'ya ulaşsın. Sağ olsun gelen herkes de hediye olarak Lego aldı ve Lego ustası oldu. 6 yaşındayken çok inanılmaz bir şekilde Lego yapabiliyordu. Ve bu gördüğünüz modeli hiç yardım almadan
7 gün içinde günde birkaç saate uğraşarak yaptı. Bu arada dikkat ederseniz çevresi değişiyor. Bir odadan bir odaya geçtik falan. Böylece şey. Ve birkaç ay sonra da artık bağırsaklar toparlandı ve hastaneden çıktık. Pizzayı çok seviyor. Ondan sonra her türlü şeyi yapabiliyor. Yine hastaneye gidip kan veriyoruz. İlk önce 15 günde bir de. Daha sonra bir ayda bir çıktı. Şimdi 6 ayda bir gidiyoruz. Fakat kan vermekten falan kesinlikle korkmuyor. Herkese gösteriyor. Benim damarım burada diyor. Bak bak yanlış yapıyorsun diyor. Hatta kendi kanını bile neredeyse kendi alabiliyor. Hemşireler Ege'nin hastaneden çıktığında ağladı. Doktorlar müthiş seviyorlar. Böyle çok enteresan bir çocuk oldu. Bu arada tabii daha bu olay çözümlenmiş değil. Aslında hemen Garvin'de Ege'nin hastanedeyken CRISPR teknolojisi kullanarak onun için özel bir fare yaratıldı. Bu fareler Ege'nin mutasyonunu taşıyor ve böylece burada araştırmalar yapılıyor onun üzerine. Ben de bu arada Garvin'de başladım. Garvin dediler ki bu o zamanki deputy direktör bizimle konuşurken çok etkilendi benim geçmişimden vesaire. Dedi ki beraber gelin dedi Garvin'de siz dedi madem dedi yapay zeka uzmanısınız. Biyolojide biz hiç yapay zeka ile ilgili kimsemiz yok. Gelin beraber bu işi Garvin'de tanıtın, yapın dedi ve böylece 3 sene önce Garvin'e başladım. Garvin hocam, inanılmaz bir bölüyorum. Çok müsaadenizle var. Beni duyabiliyor musunuz? Efendim? Ekran paylaşımı gözükmüyor diyorlar ama bende gözüküyor. Herkes görüyor mu şu an? Yani şu an ben ekranda görüyorum. Sorun. Evet gözüküyor. Görüyoruz. Evet sorun yokmuş hocam. Buyurun devam edebilirsiniz. Gözüküyor. Kusura bakmayın sorun hocam. Yok görüyoruz. Tamam. Yani Garvin'de hayat gerçekten çok güzel. İnanılmaz insanlar geliyor. Mesela şu anda Harvard Üniversitesi'nden Joe Howard motor proteinler ve mikrotübüller üzerinde bir konuşma yapıyor. Her hafta dünyanın değişik yerlerinden gelen uzmanlar, en az iki tane Nobel ödülü alan kişi geldi konuşmalar yaptı. Ben bu arada Garvin'de neler yapıyorum? Mesela şöyle konuşmalar hazırlıyorum. Bu seminerleri orada yaptım. Mesela 2018 bir AI Odyssey bu. O zaman tabii şeyin bu 2001'in 60. yıl dönümüydü. Arkasından workshoplar, değişik workshoplar, işte çok fazla bir sürü. Tabii bu arada kendi oğlumun resmini de arada şey yapıyorum. Başka neler yapıyorum? Çok enteresan nanopore sequencer'lar var. Bu Illumina aslında çok enteresan bir olay. Illumina'nın ve shotgun sequencing dediğimiz şeyin ben ne olduğunu öğrendiğimde müthiş bir dehşete kapılmıştım. Ben sana dedim ki genleri güzel güzel okuyoruz sıralı sıralı geliyorlar. Hayır hiç öyle bir şey değilmiş. Diyelim ki bir kitap okuyacaksınız. Kitabın şöyle 20 tane kopyasını üst üste koyup altına bir bomba koyup parçalıyorsunuz. Sonra bütün o parçaları toparlayıp birleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu arada bir sürü yanlışlar oluyor ama sistem bayağı oturuşmuş. Ama tabii her bir kopyanın da üst üste konduğu için bir insandan üretilen diyelim ki 30 cover denildiği zaman 30 tane kitap gibi düşün. 30 kere aynı parçalar üst üste konabiliyor. 100 cover dediğiniz zaman 100 tane. Hatalar olabiliyor. Özellikle tekrarlanan bölümlerde. O yüzden de biz aslında bütün insan genomunu şey yaptık diyoruz ama başlardaki telomerlerle ortadaki sentromerlerde çok tekrarlanan bölümler var. Bu tekrarların neresi olduğunu tam olarak bilmediğimiz için onlar sonunda şey yapılamıyor. Tam olarak yani yeni şey yapmaya başlıyoruz. İlk defa kromozom 8'i hallettik. Onu da nanopore sequencer denen bir başka aletler tarafından yaptık. Nanopore sequencer'lar bir matris gibi delikleri olan, her bir deliğinde bakterisel bir şey olan, gözenek olan buradan DNA'sı ile geçerken elektrik voltajını ölçerek size böyle bir sinyal veren bir alet. Hata oranı çok yüksek bu aletin. O yüzden mesela benim yaptığım işlerden biri buna bir sistem geliştirerek yine yapay zeka kullanarak o sinyali anlayarak birden fazla kişinin örneklerini aynı anda sırada geçirmesini sağlayarak ayırabiliyoruz. Bunun neden önemi var? Çünkü bu aletler kendileri $1000 falan olmasına rağmen içine koyduğumuz bir küçük parça var. Bu $500 falan. Yani bir kişiye kullandığınız zaman $500 gidiyor. Bunun yerine 10 kişiye kullansanız $50 gidecek. O yüzden daha ekonomik olabilmesi için bu tür şeyler. Bunun dışında başka bir sürü çalışmalar da var. Bunlardan bir tanesi de kendi
yarattığım bir metot var. Bu sky mapping diyorum. Sky mapping aslında genetik data çok büyük olduğu için genetik datayı resimlere çevirerek resimleri direkt olarak bir convolutional neural network, fakat çok derin bir convolutional neural network sunarak bunların analizinden oluşuyor. Böylece ayrılamaz denen bir takım sistemleri bu sistemleri kullanarak çok güzel ayırabiliyoruz. Hatta diyelim ki metilasyon datası, diyelim ki 900 bin nokta var. Bu 900 bin tane noktayı herhangi bir statistik sistemine vermek çok zor, ama bunu imaja çevirdiğinizde bine binden küçük bir resim oluyor. Bizim sistemler için hiçbir şey değil bu. O yüzden çok hızlı bir şekilde, çok da diğer sistemlerden daha düzgün bir şekilde sınıflayabiliyoruz. Bu daha henüz yayınlanmadı. İnşallah yayınlayacağız. Şimdi konuşmamın diğer tarafında şöyle şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler niye oluyor? Burada olay benim bugüne kadar geçirdiğim şeylerden edindiğim deneyimlerle dünyaya kendi bakışım. Değişiklik ve dikkat ederseniz bu değişiklik çok hızlandı. Özellikle Covid'le bu son seneler, bir senedir hiç yapmayacağımız dediğimiz bir şeyi yapmaya başladık. Ki ben bunu ilk sunduğumda sene 1998'de. Fakat bu değişiklik için çok neden var. Bunları sırayla saymanın mümkünatı yok. Ve aslında daha önceki konuşmacılar bunların çoğunu aslında saydılar. Ama benim için en önemli şeylerden bir tanesi bilginin artık inanılmaz miktarda fazla olması. Ve bu bilgi aslında şu anda belki en değerli ama aynı zamanda da en zor şey yapılabilecek, değerlendirilebilecek şeylerden bir tanesi. Ve bu biraz daha eski bir tarih ama yine şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar dünyada var olan datanın %90'ı birkaç sene içinde yaratıldı. Ve her gün inanılmaz miktarda data yaratıyoruz. Her dakika her türlü şeyden, web uygulamasından, işte Netflix'ten tutun, YouTube'a tutun, Google'dan tutun, e-mail'den tutun, Skype'den tutun, korkunç miktarda data yaratılıyor. Ve bu datalar tabii ki bir şekilde işlenmek zorunda. Ve eğer diyorsanız ki yani bu kadar datayla baş edemiyoruz, bence daha hiçbir şey başlamadı. Çünkü sensörlere falan bakarsanız, sensörlerle biz brontobyte'lerden bahsedeceğiz, gelen datalar. Ve internetin boyu hala büyümeye devam edecek, taşıyabilecek kapasiteler ancak işte 5G, 6G ve işte bu Low Earth Satellite hocalarımızın bahsettiği daha önce teknolojilerle olacak. Ve insanların elle yazdığı algoritmalar artık bunları hiçbir şekilde çözemiyor. Yani o yüzden bizim çok acil bir şekilde bu yapay zeka denilen olaya yönlenmemiz lazım. Aynı zamanda bu arada Allah'tan bilgisayarların gücü de artmaya başladı. Aslında bakarsanız CPU'nun gücü pek artmadı. Fakat yani bu işlemcilerin gücü pek artmadı. Fakat alternatif yöntemler, özellikle bu yapay zeka yüzünden daha önce kullanılmayan bir takım şeyler. Ben aslında CPU'ya gıcıkım. Neden gıcığım söyleyeyim. Çünkü bence CPU aslında bir history kaza. Yani tarihsel bir kaza. Nedeni de Von Neumann Architecture diye baktığımızda aslında Von Neumann'ın modellediği şey aslında bir insan. Bu insanın önünde bir tane mekanik kalkülatör var. Ve aslında kullanılan şey kağıt, memory oluyor. Kullanılan hesap makinesi ALU oluyor. Register'lar insanın aklını tutabildiği birkaç şey. Ve bu mimari bugün hala 70 senedir hiç değişmeden kullanılıyor. Fakat eğer dikkat ederseniz Von Neumann aslında bu aslında bir kitap değil, bu konuşmalar serisi. Bu konuşmalar serisini bitirmeden ölüyor. Fakat bu sonra bir kitap olarak basılıyor. Bu kitabı okursanız görüyorsunuz ki Von Neumann hiçbir şekilde bu sistemin karmaşık işlemler için kullanılmasını tavsiye etmiyor. Tam tersine beyni çok daha değişik bir sistemde çalıştığını söylüyor. Fakat biz tabii ki bu çalışıyor, niye başka bir şeye uğraşalım falan, artık bir şekilde elimizdeki CPU ile 70 senedir idare edip duruyoruz. Tabii bu arada çok daha yeni şeyler ortaya çıkmaya başladı. Graphical Processing Unit'ler aslında ekran üzerindeki pikseller için yapılmış, fakat her şeyi paralel yaptıkları için özellikle bu yapay zeka gibi uygulamalarda çok uygun. Field Programmable Gate Arrays'ler, bundan sonra artık Neuromorphic Computing ve Tensor Processing Unit dediğimiz ayrıyeten ünitler. Bugün Google'ın çok büyük bir işlemi TPU'larla yapılıyor.
Bunun üstüne optical computing, quantum computing ve benim en favorim bio computing. Yavaş yavaş geliyor. Tabii GPU'lar çok hızlı gelişiyor. Bunları biraz hızlı geçeceğim. Zaten çoğunu duydunuz defalarca. En son çıkan bu A100 gerçekten inanılmaz bir GPU. Çok hızlı ve bu DGX Station şu anda bir tane masanın üstüne koyabileceğiniz bir ünite, birkaç yüz bin dolar alabileceğiniz bir ünite, 2.5 petaflop gibi çok inanılmaz bir hıza çıkartıyor sizi. Ve tabii ki bunun dışında aslında alternatif formlar ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi neuromorphic computer, computing denen olay. Ve beyni taklit ettiğine düşünülen bir sistem. Tartışılır ama enteresan bir yaklaşım. Field programmable gate array'ler bu konuda bayağı enteresan ve şu anda bir ara dünya rekorunu ve aslında dünya ve güç, bu arada denge tabii, güç en önemlisi. Xilinx claim etmişti bir ara. TPU'lar çok hızlı geliyor ve Google'da istediğin zaman kiralayabiliyorsunuz. Sadece bir değil, 100, 200, 500 tanesini falan kiralayabiliyorsunuz uygun fiyatlara. Ve aynı zamanda da bu Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti mi diyoruz? Onlar için kullandığımız şeyler de akıl bir kısmı da oraya geliyor. Fakat bunlar bile bir şey değil. Cerebras denen bir şirket diyor ki niye böyle küçük küçük şeyleri yapıyoruz? Madem bizim elimizdeki silikon diskler çok büyük, tamamını çip haline getirelim diyor. Ve tam 1.2 trilyon transistör üstüne koyuyor. Bu sistem şu andaki elimizdeki en büyük GPU'nun kaç katı görebiliyorsunuz. Bunun üzerine koydukları CS1 dünyanın en büyük, en hızlı şeyi oluyor. Ve o kadar güçlü bir bilgisayar ki yakınlarda bir süper kompütürü perişan etti yani yaptığı hesaplamayla. Çünkü süper kompütürler memoriye dışarıdan erişmek zorunda. Buradaki her bir şey, ünitenin çipi, memorisi kendi üzerinde. O yüzden bu sistemler, bu sistem çok hızlandırıyor yapılan, özellikle yapay zeka konusundaki şeyleri. Ama illa da elektronikle yapmak zorunda mıyız? Optik sistemler aslında çok enteresan. Lazerle ışık kırılması yaratarak bir neural network'ü optik sisteme bağlayabiliyorsunuz. Bir ışık tuttuğunuzda size anında şak diye hesabı yapıveriyor pek fazla enerji kullanmadan. Değişmeyecek mi neural network'ü buna yaktığınız zaman çok güzel bir şekilde her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Quantum computing geliyor hızlı bir şekilde. Aslında birkaç sene önce hiçbir yere varamayacaklarını düşünüyordum ama şu anda bayağı fikrim değişmeye başladı. Çok ilginç gelişmeler var. Özellikle kuantum sensörleri ve biyoloji konusunda çok ilginç şeyler olacak gibi görünüyor. Ve yani aslında şu anda kuantum computer zamanını kiralayabiliyorsunuz. Fakat yine şimdi biyolojiye bulaşınca şunu görüyor insan. Biz teknoloji diyoruz, teknoloji çılgın bir hızla ilerliyor diyoruz ama bir bakteriye baktığımızda bir bakterinin işlem gücü bizim bu Internet of Things dediğimiz şeylerden neredeyse daha fazla. Ve bunlardan bir trilyon tanesini ben bilgisayarımın üzerine koysam toz diye şöyle elimle silkeler atarım. Harcadıkları enerji ise bizim yaptığımız şeylere göre çok 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 düşük. Bir bakteriye bizim herhangi bir hücremizin yanına koyduğunuzda ise belki 500 kere daha küçük. Bizim hücrelerimiz o kadar karışık ki inanılmaz karışık. Biz şu andaki kendi kullandığımız desktoplardan belki birkaç yüz tanesini bir araya getirsek bir tane şeyi, hücreyi simüle edebiliriz belki. İçlerinde 2500 tane alt sistem var. Bunun belki 600 tanesini falan modelleyecek gücümüz yok. Bunları ancak şimdi yeni yeni yapay zeka ile modelleyebiliyoruz. Ve tek bir hücreyi simüle etmeye yavaş yavaş başladık. Ama daha hala birkaç fırın ekmek yememiz lazım. Fakat biz böyle düşünüyoruz. Konico diye bir firma diyor ki o zaman diyor niye biz bunları kendimiz yapmaya çalışalım? Alalım sentetik biyolojiyle nöron üretelim. Bu nöronları koyalım bir çipin içine. Bu çipimiz 2 sene falan çalışsın. Ve zaten çok güzel de programlayalım bunu. Kokulara çok duyarlı bunlar. Havaalanlarında kokuları hissederek bize alarm versin. Şu anda Konico'nun çipleri birçok havaalanında içinde nöronlar çalışırken var. Ve bütün bu teknolojiler tabii bir araya geliyor. Bu bir araya geldiği zaman sinerji de artıyor. Çünkü sinerji birçok şeyi arttırıyor. Ve tabii ki bu suni yapay zeka denilen şey çok önemli bir rol oynuyor. Ve biz hep zeka dediğimizde hep çok zeki insanları düşünüyoruz. Ve daha da çok beyinleri düşünüyoruz. Ama gerçekten zeka için beyin gerekli mi? Bunu pek tartışmadık. Eğer bakarsanız mesela slime mold çok enteresan bir şekilde
Diyelim ki bu ana noktadan diğer giden noktalar Tokyo'nun şeyleri, metro durakları en optimum bir şekilde bulabiliyor. Şimdi bu bir zeka mıdır? Tartışılır. Enteresan bir durum ama işimizi çözüyor mu? Çözüyor. Uzaktan bakınca zeka gibi görünüyor mu? Görünüyor. Aslında bizim yaptığımız şu anda yapay zekayı tamamen yaratmak değil, belki de şey yapmak. Böylece ne derler? Benzer bir şey yaratmak belki. Ve aslında zekayı deşmeye başladığımızda çok ilginç şeyler görüyoruz. Ve bunun entropi, kaos entropi ile çok ilgisi var. Ve yakında belki bir intelligence için, bir zeka için bir formül bile çıkacak. Mesela bunun bir örneği bu şey makale, Casual Entropic Forces. Buradaki şahıslar bunun entropiyle ilgili bir sistemin entropiye rağmen şeyi azaltmaya çalıştığını iddia eden ve matematik bir formüle bağlamaya çalışan kişiler. Çok ilginç bir makale. Bunun gibi yeni enteresan şeyler çıkıyor durmadan. Ve insanlar bu yapay zekayı tanımlamaya çalışıyorlar. İşte biz diyoruz ki makinelerin yarattığı insanların zekasına benzeyen şeylerdir. Bunların gösteren bir şeydir, zekadır. Ve yapay zeka konusunda çok şey konuşuluyor. Mesela bu çok enteresan bir insan, tartışıyorlar şu anda yapay zeka konusunu. Makineler düşünebilir mi? Gerçekten. Ses duyulmuyor. Biraz açın sesi Tansel Bey. Şimdi şöyle diyeyim o zaman. Şimdi ben bu videoyu başa alın. Tamam, şöyle yapalım. Konuşmada şöyle geçiyor. Eğer gerçekten şey varsa başa alayım bir daha. MIT. Makineler düşünebiliyor. Olursa ne olacak? Düşünebilirler mi? Birkaç sene önce sorsaydınız hayır. Şimdi bilmiyorum. Bu hangi tarihte oldu ve ne, kim bunlar? 1965 civarında Jerome Meisner, MIT'nin o zamanki elektronik lab müdürü. Öbürü de şey ve burada makineyle checker oynayan bir kişiye bakarak diyorlar ki o 5 sene sonra ne olacağını bunu bilemeyiz diyorlar. Yani daha o zamandan bu yapay zekanın birkaç sene sonra dünyayı şey yapacağı tartışması var. Ve bu yüzden de aslında insanlar ilk önce yapay zekaya büyük şey biriktiriyor, umut yapıyor. Büyük yatırımlar yapılıyor. Daha sonra bir çöküş başlıyor. Tekrar bir yatırım yapılıyor. Bir çöküş daha başlıyor. 2000'lerin sonunda bu şey, 2000'lerin başında bu çöküşün en derinindeydik. Şimdi yavaş yavaş tekrar yükseliyor. Bundan sonra ne olacağını tam bilemiyoruz ama benzeri bir çöküş olacak mı? Tabii ki şu anda yatırımlar çok fazla. Belki bir ufak bir çöküş olacaktır ama bu sefer artık yükseliş o kadar yükselmeye başladı ki o çöküşün bu işi durdurabilmesinin mümkünatı yok. Yani o yüzden zaman içinde şey olacaktır. Yani yükselme devam edecektir ama bu dalgalanacaktır. Yani dümdüz bir yükselme olmayacaktır büyük olasılık. Çünkü şirketler bir işe para koyduğu zaman genelde hesaplayarak koyuyorlar. Hükümetler para koyduğu zaman milyarlarca dolar atıyorlar ve hesabını da pek sormuyorlar. Bugün Çin ve Amerika ve birçok artık şeye, silahlanma yarışına girmiş gibi çok paralar koyuyor. Bu paraların birçoğu yok olacak. Bunun karşılığında bir takım şeyler tepkiler doğacak ve belki biraz yavaşlama olacak ama temel bir takım şeyler çok ilginç gidiyor. O yüzden hiç sanmıyorum bir daha aynı bir şekilde kış olacağını ama bir sonbahar olabilir. Bugün programlara bakarsak, programlar aslında çok şeyler, pasif programlar. Programları kullanıcılar kullanıyor, geliştirmeciler geliştiriyor, geliştirmeciler programı geliştirmediği sürece hiçbir şey olmuyor. Daha ileride programlar aslında adaptif olacaklar ve adaptif oldukları zaman programları kullanıcılar eğitecekler, eğitilenler bir takım bize şey verecekler, biz ona göre upgrade edeceğiz sistemleri. Fakat programların kendilerini değiştirmek yerine kullanıcıların bunun üzerine çok daha büyük etkisi olacak diye düşünüyoruz. Tabii bu yapay zekanın birçok şeyi var, kırılım noktası var. Bunlardan bir tanesi işte 1997'de Kasparov'un yenilmesi, Jeopardy olayı var 2011'de.
2016 ki bence en büyük olaylardan bir tanesi bu. 2016 DeepMind AlphaGo Lee Sedol olayı. Neden böyle olduğunu da söyleyeceğim. Daha sonra 2017'de daha da fazla şeyler oldu. Ve olay gitgide artık yavaş yavaş bu kullandığımız sistem, özellikle yapay zekanın bir alt kümesi olan deep learning denen olay resmen artık bir anlamda bir sihirbazlık şovuna döndü. Bakarsanız kullanılan networkler o kadar karışık ki milyonlarca parametreler var. Bu parametreleri tune ederek yaptığımız sistemleri herhangi bir matematikçinin yaratması artık mümkün değil. Şimdi birkaç tane sistem göstereceğim size. Neler yapabiliyoruz bunlarla? Mesela şu anda İstanbul'da James Bond tabii şey kovalıyor, kötü adam kovalıyor. Fakat bunu anında tanıyanlar anlatıyor ki bu çok eski bir versiyonu. Hiç şey yapabiliyor, birçok objekti bir anda seçebiliyor. Beste yapabiliyorlar. Müzik yaratmaya çalışıyoruz. Birçok besteyi dinleyerek MIDI denen alarak şu anda çalan müzik de zaten aslında Eva tarafından bestelenmiş ve Eva Fransa'da besteci olarak tanınıyor. Amerika'da böyle bir şey yok. Neural networkler besteci olarak tanınamıyor henüz. Bu gördüğünüz kişi dünyada yok. Eğer bunlar neural networkleri eğittiğimiz zaman birçok resim gösteriyoruz. Bu resimlerden bize gerçeğe benzer resimler çıkartıyorlar. Aslında bu thispersondoesnotexist.com'a giderseniz her koşulda size gösterecekleri kişi öyle bir kişi yok yani. Binlerce resim gösterdiğimiz zaman binlerce kişi şey yapabiliyor. Bunları gerçekler, bunlar gerçek kişiler. Bunları göstererek o insanları üretebiliyoruz. Bu bir anlamda generatif özellik. Yani görmediği bir şeyi yaratabiliyor networkler. Deepfake'leri biliyorsunuz zaten. Bu çok klasik bir örnektir ama bunların hangisi gerçek? Cevap hiçbiri değil. Hepsi sahte. Araba sürebiliyoruz tabii. Çok güzel. Ondan sonra tabii daha hala 5. seviyeye gelemedik. Gelemeyeceğiz de ama bir süre. Fakat birçok şeyi yapabiliyoruz. Şiir yazabiliyoruz. Ondan sonra çok güzel masterların yöntemiyle boya yapabiliyoruz. Ondan sonra bu onların stillerini kopyalayabiliyoruz. Hiç koşmayı bilmeyen bir figüre koşmayı öğretebiliyoruz. Tamamıyla kendi kendine öğreniyor düşe kalka. Kavga etmeyi öğretebiliyoruz. Hatta rüya görmeyi bile rüya bile görebiliyor bu sistemler. Neden? Bir önceki şeyimizi bir sonrakine verebiliyoruz ve yarattığı paternler aslında tamamen enteresan yani. Bu arada tabii tartışılması gereken bir şey var. Gerçekten biz zekayı mı tartışıyoruz, zeki sistemleri mi tartışıyoruz? Çünkü bir beyni alın ortaya koyun, ne kadar zeki olursa olsun pek bir işe yaramaz. Onun etrafına güzel bir sistem koymadığınız sürece bu sistem sadece bir çorbadır yani sonuçta. Bu arada biz şunu da anlamalıyız. Biz her zaman Batı dünyasındaki gelen disiplinin sayesinde biz hep yapay zekayı sanki kendimizden ayrı bir şey düşünüyoruz. Aslında olay bizim zekamızı augment etmek. Daha sonra tabii deep learning olayında çok şey var. Esasında bu olay elektronik mühendislerinin Santiago Roman y Cajal'ın eserlerine bakarak yarattığı şeyler. O nöronları inanılmaz çizmesi aynen devrelere benzettiği için 1940'larda en önemli şeylerden bir tanesi bir paper, elektronik paper ile başlıyor. Daha sonra 60'larda çok güzel şeyler çıkıyor. Mesela bu ilk bahsedilen paperlardan bir tanesi. Ve aslında bir nöron çok basit bir matematiksel fonksiyon. Bunların detaylarına girmeyeceğim ama aslında biz bir gerçek nöronun öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Ama şöyle bir sıraya koyduğumuzda bu nöronlar acayip şeyler yaratıyor. Bunlarla biz supervised, unsupervised dediğimiz yani eğitimleri yapabiliyoruz. Ama beni esas ilgilendiren konulardan bir tanesi reinforcement learning denen. Bunun Türkçesi nedir? Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Ve aslında tabii bu
reinforcement learning çok aslında şey, eğer Project Pigeon ve Project Orcon'u biliyorsanız, güvercinler daha önce İkinci Dünya Savaşı'nda bir yeri bombalamak üzere eğitilmiş fakat hiçbir zaman kullanılmamış. Buradaki de güvercine kanser teşhisi konması öğretiliyor mikroskopik şeylere, imajlara bakarak ve güvercinler 2 haftada kanser teşhisini bir patolojist kadar neredeyse iyi yapabiliyorlar. Tabii bu reinforcement learning'in çok önemli şeyi var. En önemli şeylerden bir tanesi bu AlphaGo Zero. Benim için bu kırılma noktasıdır. Yani neden kırılma noktasıdır? Şunu söyleyeyim. Bundan önce yapay zeka ile yaptığımız birçok şey genelde insanların yaptığı şeylere bakarak öğreniyordu. Fakat AlphaGo Zero, birazdan da göstereceğim, çok hızlı bir şekilde örneğini yakalayıp yeniyor ve birkaç gün sonra, birkaç gün eğitimde, bir iki, 4 tane TPU ile eğitiliyor. Çok hızlı bir şekilde geçip çok şey yapıyor. Aynı, ve böylece çok tartışılmaz bir şekilde üstünlüğü var. Ve bu üstünlüğü şey yaparken de aynı zamanda bundan sonra Alpha Zero denen hem chess hem shogi, yani şey satranç ve shogi'nin şeyini bilmiyorum, self-play yoluyla öğrenip çok ilginç şekilde oynamaya başlıyor. Ve elde edilen sonuçlar inanılmaz ve AlphaGo Zero is the strongest Go program in the world. It outperformed all previous versions of AlphaGo. So all previous versions of AlphaGo started by training from human data. AlphaGo Zero doesn't use any human data whatsoever. Instead, what it has to do is learn for itself completely from self-play. To begin with, these players are very, very weak, but over time they become progressively stronger and stronger and stronger. People tend to assume that machine learning is all about big data and massive amounts of computation. But actually what we saw in AlphaGo Zero is that algorithms matter much more than either compute or data availability. In fact, in AlphaGo Zero, we use more than an order of magnitude less computation than we used in previous versions of AlphaGo. And yet it was able to perform at a much higher level due to using much more principled algorithms than we had before. Altyazılar için kusura bakmayın, çok şey uyduruklar ama çok kısa zamanda ancak bunu yapabildim. Bu arada robotlarda tabii şöyle bir gelişmelere bakmak lazım. 2015'te ARPA'nın yaptığı bir yarışmada 2 ayaklı robot kategorisinde robotların durumu çok iç açıcı değil. Bu olay aynı zamanda yapay zekanın da popüler olmaya başladı. Özellikle bu deep learning popüler olmaya başladığı zaman. Ve yavaş yavaş bu sistemler şeye giriyor. Bu tür robotların da kontrolüne giriyor. Gördüğünüz gibi we used to have to really painstakingly teach machines step by step, program them what to do, and now machine learning is enabling the machines to figure out on their own how to solve problems. You put together the algorithms, the data, and the computer chips, and you get sometimes a millionfold improvement in the performance. A millionfold improvement. Yeah. Şimdi bu million fold improvement olayını çok duyacaksınız. Çünkü gerçekten bazı şeylerde daha önce yapamadığımız şeyleri yapabiliyoruz. Ya da yapabilsek çok uzun sürecek şeyleri yapabiliyoruz gerçekten. Ve tabii bunlar çok büyük gelişme. Ve çok şimdi mesela bu da Disney'in 2015 ile 2018 arasında 15 tane sensörlü bir robotunun yavaş yavaş geliştirilerek stunt rollerini almaya çalışması. Şimdi tabii bunların çok önemli avantajlarından bir tanesi biz insanlar diyoruz ki biz transfer learning denen bir olay var. Yani bir şeyi öğrenmek. Acaba bunu uçurabilir miyiz? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Bazı şeyleri böyle öğrenebilsek çok güzel olur. Ama öğrenemiyoruz maalesef. Şimdi biz insanlar kendimizin çok özel olduğunu düşünüyoruz. Diyoruz ki yani biz şunu yapabiliyoruz, robotlar bunu yapamıyor ya da yapay zeka bunu yapamıyor. Bayağı da bir ön yargılı bu. Bu ses çok zayıf ama altyazısından belki okuyabilirsiniz. Robot by the symphony.
can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Bizim öğrendiğimiz şeyler çok uzun sürede öğreniliyor. Öğrendikten sonra da bunu böyle bir kablo ile birine başka birine takıp aktaramıyoruz. Bu aslında çok büyük bir yani wetware'in israfı bence. Neden yapamıyoruz bunu? Bunu yapabilmeniz lazım ama yapamıyoruz maalesef. Ve her diyoruz ki biz insanlar şunu yapabiliyoruz, bunu yapabiliyoruz ama çok güzel keman çalan birine bakıyoruz. Hemen onu öğrenemiyoruz. Bir sene çalışsak da öğrenemiyoruz. Kansel Bey, acaba onu yapsak o keman çalmanın bir zevki kalır mıydı? Yani işte onu yapabilmenin o işin başka bir yönü yani. Yani böyle hap olarak başka birisinin 50 yıllık şeyini bir anda aktardığınızda artık onun ilginçliği kalmaz. Onlara dokunmayalım bence. Peki şöyle söyleyeyim. Robotlar bunu yapabiliyorsa biz ne yapacağız? İşte onu düşünelim. Şimdi şöyle bakmaya kalkarsak mesela şimdi bu Playground TensorFlow org'a girerseniz eğer bir neural network'ün nasıl çalıştığına dair çok temel şeyleri öğrenebilirsiniz. Ben bunları genelde workshoplarımda falan çok gösteriyorum ama burada çok fazla göstermeyeceğim. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü vaktimiz çok az. O yüzden fakat isteyen arkadaşlara ben bunların linklerini gönderebilirim. Boş zamanlarınızda oynayın. Çok şeyler öğrenebilirsiniz. Daha başka linkler de vereceğim. Bir sürü şey var. Bu deep learning sistemleri var. Bunların yavaş yavaş şey yapıyor. Fakat bunların en önemlilerinden bir tanesi TensorFlow denen Google'ın açık kaynaklı olarak ortaya koyduğu bir sistem. TensorFlow ismine bakınca zaten biraz yabancı geliyor. Nedir bu TensorFlow derken? Aslında çok basit. Bizim en önemli şey bu Tensor ve Flow'u anlamamız. Tensor aslında Flow, Data Flow'dan geliyor. Yani bu aslında bir akış sistemi bir anlamda nodlarla bilgilerin akmasından kaynaklanıyor. Akan şeylere de biz tensor diyoruz. Tensörler peki ne? Tensörler aslında bir anlamda bizim matrislerimizin matematiksel bir gelişmiş nosyonu ve tensörler bir anlamda kendini içeren bir tanım. Yani tensörler rank'la anılıyor. Rank 0 olan bir tensör aslında bir tane sayı. Rank 1 olan bir tensör bu sayıların bir dizisi yani bir vektör. Rank 2 olan bir tensör aslında bir matris. Rank 3 olan ise 3 boyutlu bir matris. Böyle gidiyor. Yani sonsuza kadar gidebiliyor. Böylece her bir data flow'un her bir nodu bir anda bir koca bir tensör olup bir anda bir işlem yapabiliyor. Tabii bu deep learning için çok uygun. Çünkü bütün o bağlantılar hep matris olarak temsil ediliyor. Videolarda 3 boyutlu matris olarak ya da 4 boyutlu matris olarak temsil ediliyor. O yüzden TensorFlow aslında çok kullanılan ve bu işin altyapılarından bir tanesi. Daha başka şeyler de var. Mesela diyelim ki neural networklerle bir network yarattık. Her bir, diyelim çok basit 28'e 28 bir tane şeyi izleyeceğiz. Bu arada bağlanan connect şeylerin bağlantıların sadece %2'sini gösterdiğimizde böyle karmaşık bir sistem ortaya çıkıyor. Ama aslında tabii biz resimlerle çok uğraşıyoruz. Resimleri ise bilgisayarlar resim olarak görmüyor tabii. Onları biz ne olarak görüyoruz? Onları bir takım sayılar olarak görüyoruz. Yani gayet normal olarak bilgisayarlar. Biz de aslında bir takım işlemler yapıyoruz. Biz de aslında rengi olarak bir şekilde beynimize gitmiyor. Bir takım sinyal olarak gidiyor. Ve bunları aslında çok iyi işleyebiliyoruz. Bunlar aslında convolutional neural networkler denen çok özel networkler proses ediyor. ImageNet Challenge denen bir challenge var. Bu challenge'da işte ilk defa 2012 yılında biliyorsunuz daha önceden hocalarımız bahsetti. İlk defa oldu. Ne derler? İnsanlar 2012 yılında daha önceki yapılan sistemlere göre çok hızlı bir şekilde gelişme kaydettiler. Bu hata miktarıdır. Hata miktarı azaldı. Her ne kadar insanlar %5 hata yapıyor deniyorsa da bu rakam tartışılıyor. Fakat her sene bu sistemler daha da iyiye gidiyor. Artık yarışmanın şekli değişti. Çünkü baktık artık normal sistemler çok başarılı olmaya başladı burada. Ve bu sistemler çok değişik işler yapabiliyor. Mesela diyelim ki bir resmin içinde eğer uçak var mı yok mu, kuş var mı yok mu tanıyabiliyorsunuz. Bunların hepsini birden vererek sistemleri eğitebiliyorsunuz. Ve bir resmin içinde bir objek var mı ve nerede olduğunu da bulabiliyorsunuz. Daha başka şeyler yapabiliyorsunuz. Birden fazla aynı objekten varsa bunları da bulabiliyorsunuz. Ve hepsini belirli sınıflar altında toplayabiliyorsunuz.
Bu objelerin nerede olduğunu da bulabiliyorsunuz. Biz buna semantik segmentasyon diyoruz. Ya da semantik segmentasyonda bisikletlerin hepsi yeşil olurken burada mesela diyelim ki arabaların hepsi farklı renkler. Yani bu objek segmentasyon üst düzeyde bir sistem ve size sadece insanlar olup olmadığını, arabalar olup olmadığını değil, insanların her birinin nerede olduğunu da size bildirebiliyor. Bu tür şeyleri artık çok rahat kutusundan çıkarıp resmen yapabiliyoruz. Ve aslında yine vaktimiz olsa size bunun detaylarını gösterecektim ama belki daha şeyden sonra, konuşmadan sonra ilgilenen olursa gösteririm. Ve şöyle diyeyim, bu iş çok hızlı gelişiyor. Peki kimler yapıyor bunu? Mesela ben size bir çocukla tanıştırayım. So hello there and welcome to another tutorial. My name is Sam Bakshi and this time we're going to be going over how you can implement one-shot learning with an extreme... Sen sesini açabilir misin biraz? ...unconventional neural networks. Tanlay burada şeyden bahsediyor. Bir shot learning'i, bir convolutional neural network'te nasıl açıklayacağını anlatıyor. Yani 12 yaşında bir çocuk o zaman. Şimdi biraz büyüdü tabii. Ve şey, yani bu iş buralardan başlıyor. Üniversitelerde falan değil. Yani buralara getirmemiz lazım. 12 yaşındaki çocukların artık bu işi öğrenip bize öğretmesi gerekiyor. Bizim yaşımız artık böyle şeyler için biraz geç. Fakat enteresan olan bir olay var. Bu olay da şu. Bu sistemler aslında çok fazla şey yapmıyor. Yani sistemlerin programlanması bizim alıştığımız programlama sistemlerine göre çok değişik. Yani bu sistemleri yani bilgilerini hazırlamak, beklemek, sabır gerekiyor. Programcılar biz sabırlı insanlar değiliz. O yüzden benim en çok bu konuda şey gördüğüm, tepki gördüğüm insanlar sıkı programlamacılar. 30 senelik bir programcıya bu sistemi gösterdiğinizde git diyor. Ben hiç duymak bile istemiyorum diyor yani sonuçta. Ve benim yetiştirdiğim birçok insan hepsi ya biyolojiden geliyor ya başka disiplinlerden geliyor ya da çok genç insanlar. Yani kafamızın açık olması gerekiyor bunları alabilmek için. Bu sistemler gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bu AlphaGo Zero'nun, bahsettim AlphaZero'dan. Şimdi çok yakınlarda bir şey oldu belki duymuşsunuzdur. AlphaFold 50 yıllık bir biyolojideki problemi çözdü deniyor. Tabii aslında tam çözmüş değil bu ama o kadar büyük bir ilerleme ki yani insanların arkasını dönebileceği bir şey değil. Ben bunu biyolojide ImageNet noktası olarak görüyorum. Yani ImageNet 2012'de insanların rezistansını kırdıysa biyolojide de bu olay yavaş yavaş insanların şeyini kıracak, direncini kıracak. Gerçekten çok önemli bir olay. Protein folding problemi çok yerde kullanılabilecek bir şey. Sistem hala mükemmel değil ama eğer AlphaGo Zero'nun performansına bakarsak ve AlphaZero'nun performansına bakarsak bir sene sonra bundan çok daha ileride olacağımızı tahmin etmekteyim. Eğer öyle bir şey olursa çok çok büyük bir adım olmuş olacak biyolojide. Çünkü protein işi, pattern recognition işi ve gerçekten belirli şeyleri yakalayıp da özellikle mesela antibody antigen ilişkileri vesaire şeylerde birçok şey yapabilecek durumdayız. Bu sistemler tabii çok daha başka şeylerde de mesela diyelim ki mümkün olmayacağını düşündüğün şeylerde de kullanabiliyor. Mesela diyelim ki duvarın arkasını görebiliyor. Sadece şeylere bakarak, radyo sinyallerine, Wi-Fi sinyallerine bakarak duvarın arkasını görebiliyorsunuz. Bir takım bilimsel şeyleri son derece hızlandırabiliyorsunuz. Mesela daha önce var olan bir algoritm çok yavaş çalışıyor. Bu algoritmin eski datasıyla sistemi bir kere eğitiyorsunuz. Ondan sonra bu sistem size milyon, hatta bazı case'lerde 2 milyar kere daha hızlı işlem yapabiliyor. Yani bu arada tabii bu virtual reality, nasıl diyoruz buna? Yapay gerçeklik mi diyoruz? Bu olay da çok önemli. Bunlar hep birleşiyorlar ve mesela artık karşımıza mesela bu şey, bunun sesini ben özellikle kestim. Sadece göstermek istediğim şu, Magic Leap böyle bir karakter yaratıyor. Böyle bir karakter yok. Bunun adı Micah. Micah'yı siz programlayarak gülümsetebiliyorsunuz, her türlü şeyi söyletebiliyorsunuz ve bu böyle gerçekten sohbet edebileceğiniz çok enteresan bir var olmayan bir yapay sunucu. Bunu alıp kendi işinizde kullanabiliyorsunuz. İşte mesela karşılıklı burada sohbet edebiliyor. Gözlüğü takınca gerçekten karşınızda insan olmadığının farkında değilsiniz yani. Bu tür firmalar çoğalmaya başladı. Yeni Zelanda'da mesela burada burayı tercüme edemedim ama What
makes us different from other AI companies is we're approaching artificial intelligence from a very different way. What happens if you truly wanted to build a character which could animate itself? The only way to do that is to give it a brain. You've always imagined computers being more human. Now we are. The next employee you recruit could be digital. Let's get started. Hello, I'm Fatima. I'm Cash. I'm Ella. It's lovely to see you. We're partnering with Soul Machines, creating incredibly lifelike, emotionally responsive digital humans with personality and character that allow machines to talk to us literally face to face. Aslında bu tabii sadece yapay olarak değil ama gerçek hayata da yavaş yavaş gelecek ve ben mesela sadece şunu göstereyim ama bu konuda çok büyük ilerlemeler var. Hi, Jim Cameron here. Technology is at the heart of the movie we're working on now. Alita: Battle Angel looks at how technology and humans are coming closer together and how it could change humanity in significant ways. Meet Tilly Lockie. When she was a baby, she was diagnosed with meningococcal septicemia strain B. That sadly meant she lost both of her arms. So we decided to have the Alita design team work with Open Bionics to build her a bespoke pair of advanced prosthetic arms that are affordable. And it won't just be Tilly who will benefit from our partnership with Open Bionics. We've also helped to develop affordable Alita-inspired prosthetic arm covers that will soon be made available for all amputees. Hey, Tilly. Hi, Tilly. We have been working unbeknownst to you with the team at Open Bionics, the whole team on Alita, and we've helped create some arms for you in the form of the Alita Berserker body. What? And these are arms for you to put on today and then to go to the premiere of the movie tonight. For us, you are an inspiration. You have shown what strength you have on the inside, and that really represents Alita. Bu işler çok ilerleyecek ve belki ileride insanlar beğenmedikleri uzuvlarının yerine suni uzuvlar bile taktırmaya gidebilirler diye düşünüyorum yani. Bu arada tabii aslında konuşulacak o kadar çok şey var, dediğim gibi bu sadece 1000 tane şeyden, slide'dan bu kadarını kestim ama şöyle bir noktada bırakayım sizi. Being the one VIP in the whole thing. And yeah, have a nice life. Thank you for coming. Evet. Kansel Bey. Efendim. Çok ağzınıza sağlık. Ege yakınlarda mı? Ege'yi görebilir miyiz? Ege dolaşmaya çıktı. Belki yetişecek sonuna kadar ama görebiliriz tabii. Yani şey... Yani bu şimdi ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum yaptınız. Tabii burada mentorlarınızdan bahsettiniz. Sizin şu anda olduğunuz konuma sizi getiren en önemli sebep oğlunuzun tabii o... Hiçbirimizin arzu etmeyeceği bir hastalığa sahip olması, ama o sizi alim yaptı bu konularda. Farkında mısınız? Yani siz... Hiçbir öyle iddiam yok ya. Ama tabii hayatımı çok şiddetli bir şekilde sallayıp değiştirdi. Buna hiç şüphe yok. Aslında hiç kimsenin başına gelsin istemem. Ama böyle olaylar insanları tabii büyütüyor. Ben hakikaten, yani sizle daha önce konuşurken diyordum ya, hep çocuk kaldım diye, ama bu olay tabii ki beni biraz büyüttü. Yani sonuçta İlk defa bir sorumluluk sahibi oluyorsunuz ve oğlumdan önce hiçbir şeyden korkum kalmamıştı benim hayatta. Hiçbir şey korkutmadı beni. Ne zaman o doğdu korkmaya başladım. Ve aslında enteresan bir olay. O doğduğu zaman şunu anladım. Biz insanların çok bencil olduğunu düşünüyordum. Fakat çocuk doğunca görüyorsunuz ki o kadar zavallı bir şey ki. Yani iki gün şöyle kenarda bıraksanız bir daha bulamayacaksınız onu. Öyle gidecek yani. Demek ki her birimiz annelerimiz babalarımız tarafından yıllarca hiç üşenmeden bakılıyoruz ve bu bizim içimize programlanmış durumda. Yani yoksa dünyada 7 milyar insan olmazdı yani. Bu benim insanlığa olan umudumu düzeltti. Yani oğlumun benim en büyük hocam ve dersimdir yani sonuçta. Tabii ki bu doğru. Doğru. Evet, ağzınıza sağlık. Ege geldiğinde onu bir tanışmak isteriz. Ama bu arada ben ilk soruları ben soruyorum genelde. Ben şimdi şey yapayım. Bu... Tabii sizin sunumunuzda bizim gördüğümüz şey şu.
Tabii dünyada insanlar diyor ki bilim artık çok ileri gitti, her şey acayip şey oldu ama şunu görüyoruz ki biz aslında daha yolun başındayız. Yani daha yeni yola çıkıyoruz insanlık olarak. Bilimin bize sunacağı gelişmeler o kadar büyük, o kadar şey ki hayatımızı değiştirecek etkiye sahip ki biz bunun daha başlangıcındayız. Tabii bundan biz hoşlanmayabiliriz, buna karşı da olabiliriz, bu kötüdür de diyebiliriz ama ne diyorsak diyelim o oluyor ve olacak. Dolayısıyla bizlere düşen şey biz ne yapacağız bu durumda? Yani bu soruyu bizim sormamız lazım. Yani bu biraz önce de ben dedim ya, yani siz de dediniz peki ya robotlar yapıyorsa? Evet, yani ya robotlar yapıyorsa, hoşumuza gitse de gitmese de değil mi? Ama bunu bu oluyorsa biz insanlar olarak bu durumda ne yapacağızı çözmemiz gerekiyor. İşte bilim insanlarının, toplumların, devletlerin, enstitülerin, üniversitelerin hepsinin bunu çok iyi altını çizmesi lazım. Geçen hafta da benim konuşmamın başında da aslında altını çizmeye çalıştığım konu da buydu. Yani bilimde müthiş gelişmeler oluyor. Bu olacak gelişmeler sayısı da, cesameti de gittikçe artıyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu iyi düşünmemiz lazım. Evet. Şimdi bir de bu distributed computing, yani siz şey olarak bilgisayar, işte bu von Neumann architecture'ın yani ne kadar aslında kısıtlı ve o zamanki işte basit olaya bakış açısıyla oluşturulmuş şey olduğunun altını çizdiniz ve bunun önümüzü tıkadığını bir bakma söylediniz. Bunun yıllardan beri ben de söylüyorum. Yani bu bilgisayar denilen şeye işte bizim bu işte RAM, ROM, işte ne bileyim aritmetik logic unit, işte şudur budur diye bakmak yerine yeni bir bakış açısı lazım. Bunda da HP'nin The Machine diye bir şeyi vardı, bir konsepti vardı. Bilmiyorum, hatırlarsınız onu. Evet. Yani ona dayanarak işte artık bu busların falan ortadan kalkıp her şeyin bir arada olduğu, işte memory'nin de, processing'in de hepsinin iç içe olduğu, böylece bilgisayarın %80-90 verimini artacağı yeni bir şey. Bu konularda siz çalışıyor musunuz? Ben çalışmıyorum ama çalışmaları yakından izliyorum. Çünkü o kadar çok çalışacak konu var ki benim kesinlikle şu nanopore vesaire şeylere yoğunlanmam gerekiyor. Yani bu, ama bu arada bilgisayar konusunda çalıştığını bildiğiniz insanlar varsa veya yayınlar varsa onları da bizle paylaşırsanız memnun olurum ya. En son tabii, tabii. Bilgisayar konseptini yeniden tanımlayacak olan şeylere bakmak. Cerebras mesela, bu konuda gösterdiğim o Cerebras çok enteresan bir firma. Paralel şeyler her zaman vardı. Alan Kay zaten baştan olaya girerken bu Smalltalk çıkarttığında çok değişik bir sistemdi o mesela. Mesajlarla haberleşilen. Fakat bu daha sonra işte bu C++, Java falan ortaya çıktığında buna soruyorlar. Aslında Object Oriented kavramını ilk ortaya atan, daha doğrusu kavramını ilk söyleyen, o kelimeyi bulan kişi Alan Kay. Ne düşünüyorsunuz diyorlar bu yeni yapılan şeyler hakkında. Vallahi diyor ben bu kelimeyi söylediğime çok pişmanım diyor. Aklımda C++ yoktu diyor. Yani C++, Java gibi sistemler yama. Yani biz buna abstract data types diyoruz. Gerçekte düşünülen sistemden çok farklı sistemler. Ve biz her zaman nedense local minimaya yoğunlaşıyoruz. Hiçbir zaman araştırıp da biraz, çünkü bu işlerde belki beyin yatırımı gerekiyor. Yani yoksa o sistemler 30-40 senedir var. Ama mesela gidip browser gibi bir şeyin içine takıldık. Browser bizi bence 10-15 sene geriye götürdü. Belki daha da çok. Yani bunun içine JavaScript çıkıp da çalışmasaydı kim bilir daha da ne durumda olacaktı. Çünkü browser sistemini dizayn edenler fizikçiler, bilgisayarcılar değil yani. Ki biz bilgisayar mühendisliği okuduk. Bize tarihi doğru düzgün öğretmediler. Yani diyelim ki fizik okuduysanız Newton kimdir, Einstein kimdir bilmezseniz çok ayıptır. Ama bilgisayarda işte Vannevar Bush kimdir, İşte Doug Engelbart kimdir, Alan Kay kimdir? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Öğretmediler bize. Yani Shannon'u bilmiyorsunuz işin kötüsü. Shannon'u bilmiyoruz. Alan Turing'i yine hadi birazcık bahsediyorlar. Ondan sonra von Neumann'u bahsediyorlar. Ama birçok şeyi bilmiyoruz. Yani sonuçta bunları bilmeyen bir insan, tarihini bilmeyen bir insan ilerisinde şey yapamıyor. Yani bu insanlar mesela Ivan Sutherland 1986'da, 97'de Alan Kay'in grubu bana bir tane video gösterdi. Video inanılmaz bir video.
Ve sordum, dedim ki yani bunu siz nasıl yaptınız 85 yapımı video? Dedi ki Ivan Sutherland'ın şirketi o zamanlar şey yapıyormuş, bu simülasyon yapıyorlar, uçak simülasyonu. 10 milyon dolarlık kompütürde yaptık diyor. Ama göreceksiniz o software'i. Bugün hala eşi yok yani. Vivarium diye bir sistem. Birçok konuşmamda gösteriyorum ben onu ama onlar ayrı konuşmalar yani. Uzun, çok uzun. Bu tarih konusunda biz şeyiz. Ve tarihi bilmeyince de neden burada olduğumuzu da göremiyoruz. Ben ta master'da falan öğrendim von Neumann'ın bu şeyi, Computers and the Brain kitabını. Yani onu bir okuyunca da dedim ya biz ne yapıyoruz ya? Yani burada adam ta seneler önce söylemiş bunu. Yani biz hala 70 sene sonra hala memory fault alıyoruz kompütürlerimizden. Olacak iş değil. Neden? Paper kavramı. Memory paper yani sonuçta. Paper'ın üzerine hem programı hem datayı yazarsanız biri birinin üstüne çakışacak mutlaka. Bundan sonra ayıkla pirincin taşını, orayı koruyayım, sayfasının burasını koruyayım diye yamayla olmuyor bu işler. Yani mimarinin toptan değişmesi lazım ama bunu ancak işte şimdi mesela son 10 sene öncesine kadar çok büyük bir tekel vardı. Intel, AMD, ARM 5 başka bir şey yok. Şimdi bugünlerde yüzlerce processor şirketi var. O kadar çok şey, yeni şey değişiyor ki bunların arasından belki 90'ı gidecek ama geri kalan 5'inden 6'sından çok ilginç sistemler çıkacak ve hiç bugüne bakmayacağız, dönüp bakmayacağız bence. Evet, teşekkürler. Ben sözü Profesör Doktor Ahmet Dervişoğlu hocamıza vermek istiyorum. Hocam, Profesör Doktor Ahmet Dervişoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bizleri yetiştiren abide hocalarımızdan birisi. Sağ olsun. Sizin konuşmanızda tanıyorum, görmüştüm evet. Hocam. Çok... Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Tansel Bey bizi çok güzel bir geziye çıkardı. Teknolojik geziye yani gerçekten. Nereden geldik, nereye gidiyoruz dediği gibi tarihi de işaret ederek gösterdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sana da tabii çok teşekkür ediyorum. Böyle değerli insanları buluyorsun, konuşturuyorsun. Bu şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tansel Bey Orta Doğu mezunu ve benim bildiğim gibi birçok üniversite öğrencisi gibi o da yani biraz hayal kırıklığına uğramış. Ama öğrencilerin çoğu böyle. Umarım bu kırıklığı Davut Kavranoğlu ve arkadaşlarına daha azdır. Çünkü şey yani... Ben de yoktu hocam. Ben çok memnunum halimden. Çok şanslısınız. Hocam ben de araya gireyim. Ben de çok memnunum. Eski bir öğrenciniz olarak. Volkan Özgüz. Ben seni çok memnunum. Ben Berkeley'deyken senin oraya gelmen için çok uğraştım. Sonunda akseptans vermediler. Dedim ya siz vermezsiniz bu adama. Bak dediler, akseptans verdiklerimizin rekorları bundan daha yüksek dediler. Çok yani bir olaydır ama kendini ispat ettin Berkeley'ye gelmemekle birlikte. Onu çok mutluyum. Yani senin çok biliyorum yani önceki durumunu, şimdiki durumunu çok iyi bildiğim için çok bu vesileyle sormak istiyorum. Yani benim çok sayıda öğrencim işte Volkan da onların içinde dünya ölçeğinde insanlar. Biz yani çok sayıda dünya ölçeğinde insan çıkarıyoruz da niye durumumuz bu kadar iyi değil? Onlara soruyorum. Biraz şey yani çabucak pes ediyorlar yani Türkiye konusunda. Üzerine düşünmelerini istiyorum yani bir hocaları olarak. Ama benim burada söylemek istediğim yani Tansel Bey gerçekten bize çok güzel bir geziye çıkardı. Çok mutluyum bunu gördüğüm için. Bir de Türkiye'den böyle insanlar çıkıyor ama Türkiye bunu çıkaran ülke kadar yani çıkıyor dışarıdan görenler diyecekler ki herhalde bu ülke müthiş bir şey fakat öyle değil. Bunun üzerine düşünmelerini ve katkı yapmalarını istiyorum. Çok teşekkür ederim Davut Karanoğlu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet buyurun. Başka söz almak isteyenler lütfen. Hocam YouTube'dan bir soru var. Dilerseniz onu yönlendireyim. Biyokompütür ile bilinç transferi ne zaman yapılabilir demiş. Cahit Günaydın saygılar teşekkürler demiş Tansel Hocam. Valla böyle bir sorunun ben cevabını... Ben de söz alabilir miyim Sayın Başkan? Bir ara. Ben Talat Çiftçi söz alabilir miyim? Bir ara. Size söz verelim bir sonraki. Evet buyurun Tansel Bey. Tabii böyle bir şeye tarih vermek ya da şey yapmak mümkün değil. Özellikle biyokompütürler bizim beyinlerimize çok benziyor. O yüzden... Onlarda transfer olayını kavrayabilmek için
Acaba nöronlar bir takım bilgileri nasıl tutuyorlar, onların tamamen çözülmesi lazım. Bunlar da biraz daha emekleme dönemindeyiz. Tarih vermek çok zor olabileceğine inanıyorum ama tarihi konusunda bir fikrim yok. Yani aslında bir takım elektriksel sinyallerle, belki hani Elon Musk'ın yaptığı Neuralink gibi şeylerle, belki hani sizin istemediğiniz bilgileri kafamıza sokma olayı mümkün olabilir. Hayır diyemiyorum artık çünkü çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Ama tabii benim düşündüğüm şu, biz aslında şu bilim kurgu filmlerini, bana hep şu paper gösterildi ben ilk Garvin'a geldiğimde. Bir şeyi bench'ten alıp da, yani tezgahtan alıp da hastaneye sokmanın süresi, ortalama süresi 17 sene diye bir paper var. Bayağı bu çok önemli bir makale. Yani senelerce kullanılıyor. Şimdi benim oğlumun durumunda bu süre bir hafta idi. Yani gerçekten biz bir araştırma enstitüsüyle çalıştık ve o süre, 17 yıllık süre, biz 2011'de yazmış bu paper. Bu işte aşağı yukarı bu süre içinde o süreyi biz 6 güne indirebildik. Ama tabii benim oğlumun şeyi çok özel bir durumdu. Gerçekten çok zor durumdaydı. Gerçekten yardıma ihtiyacı vardı ve gerçekten buna yardım edebilecek durumda bir araştırma enstitüsü vardı. Tabii her çocuğu bir araştırma enstitüsüne bağlamak çok zor. Yani fakat yani şey yapmak çok zor. Bir şeyleri kestirmek çok zor. Ama güzel şeyler oluyor. Evet, Senet Bey buyurun. Sayın Başkan teşekkür ederim. Ben de Tansel Bey'in sunumunu çok beğendiğimi ifade edeyim. Kendine teşekkür ederim. Ayrıca geçmiş olsun diyoruz sevgili Ege Han'a. Çok teşekkür ederim. Şimdi Tansel Bey'in konuşmasında ilgili bende birkaç şey uyandı. Bir tanesi, ben de Wing Chun üzerinden kendisi gibi sağlıklı olamadım. Bir tarafımı incittim, onu başta söyleyeyim. Herkes Wing Chun'da böyle başarılı olmuyor. Hocanıza bağlı efendim. Biyolojik sistemlerde, ben biyolojik sistemlerle uzun yıllardır çalışmaktayım. Biyolojik sistemlerde bir distributed dediğimiz, yani dağıtılmış zeka sistemi çok yaygın. Bu aslında örneğin bir virüsün de çok zeki davranabildiğini, complex adaptive system dedikleri, CAS dedikleri şekilde, bu işte mutasyonla, ki ben mutasyon üzerinde de çalıştım. Mutasyon bir adaptasyon sistemi aslında, bildiğiniz gibi. Şu anda doğada biz çok farklı şekilde zeka tezahürleri görüyoruz. Bu bir virüste, ben buna yaşamsal satranç diyorum. Bu yaşayabilmek için bu satranç oyununu hepsi farklı şekillerde oynuyorlar. Yani biz sadece insanı örnek almak durumunda olmadığımızı düşünüyorum zeki sistemleri tasarlarken. Yani çünkü doğada bunun çeşitli örnekleri var. Ağaçların da zeki olduğunu biliyoruz. Bitkiler de zeki davranıyor. Biz sadece insan beynine bakıyoruz ve onu münferit bir parça olarak da görmeye çalışıyoruz. Oysa biliyorsunuz ki insan vücutta da beyin tek başına davranmıyor. Örneğin insan midesi, bağırsak sistemi de çok zeki bir sistem ve beyinle birlikte çalışıyor. İkisi olmadan da yürümüyor. Dolayısıyla sadece nöral sistemleri taklit etmek doğru bir mantık mıdır? Bunu ben size sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Söylediğiniz her şeyde çok haklısınız ve aslında tabii şimdi insanlar bir şey buldukları zaman ona takılıyorlar. Şimdi şu andaki dalga deep learning denen bu beyni çok kaba bir şekilde taklit eden sistemler. Fakat benim için önemli olan nokta şu. Biz şu anda bir kırılmanın eşiğindeyiz. Bu kırılma şu: İnsanların elle yazdığı programlardan artık tamamen makinelerin yazdığı sistemlere geçiş başladı. Bu sistemlerin içinde bu deep learning sistemleri var ama bu reinforcement learning ile de gelişen evolutionary sistemler dediğimiz, aslında genetik programlamayı taklit eden, genetik programlama yaparak geliştirilen sistemler de var. Bunlar yavaş yavaş artık popüler olmaya başladı. Bence bundan sonraki 10 sene içinde deep learning yerine oturacak ve bunun yanına bu şeyler gelecek. Yardımcı sistemler, massive distributed agent sistemleri, deep learning sistemleriyle desteklenmiş ve genetik olarak kendini değiştiren sistemler gelecek ve bunlar artık yavaş yavaş diğer şeylerle bir dengeye gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ömer Bey buyurun. Sizin sorunuz var herhalde. Ömer Yıldız.
Teşekkür ediyorum Tansel Bey'e, Davut Bey'e ve BİTES'e. Tansel Bey, konuşmanızın başında bahsettiğiniz o hip replacement problemini kaçırdım orayı. Nasıl çözdünüz? Ben onu merak ettim. O işte ben Wing-Chun'a tabii ters taraftan girdim. Ben Wing-Chun'a kavga etmek için girmedim. Ben nefes almayı öğrenerek girdim oraya. İlk öğretilen şey bana nefes almaktı. Ve ne kadar nefes almayı bilmediğimizi öğrendim. Ve bunun vücudumuza, duruşumuzun vesaire etkisini bilmiyordum gerçekten. Kimse bana öğretmedi. Biz aslında yediğimiz, içtiğimiz şeylerden oluşuyoruz. Ve ben 9 aylığına bayağı bilgisayarı falan her şeyi bıraktım. Sabahleyin nefes alma egzersizleriyle başlayarak, yemeklerimde çok dikkat ederek, çok sadece birazcık et ya da balık ve bunun yanında çok yeşillik yiyerek ve bir takım takviyeler alarak 9 ay boyunca yaşadım. Ve bu 9 ayın sonunda ben aslında bacaklarım iyileşsin falan diye uğraşmadım. Ama halim çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydüm. Ve bu aslında belki genç arkadaşlara ders olsun. Hayat aslında çok kolay elinizden gidebiliyor yani. Bu çalışmanın sonu yok. Ve haftada 80-100 saat çalışırdık. Bununla da övünürdük. Ve sonuçta sağlık elden gidince şeyi yok. Ama bunun sonucunda röntgen falan çektirdiğimde baktık. Bacak yenilenmiş. Yani ve ciğerler de yenilenmiş. Her şey güzel olmuş yani. Ve demek ki insan vücudu kendi kendini 9 ayda yenileyebiliyor. Bize doktora gittiğimizde diyorlar ki yok, bir daha adam olmaz. Ama onu söylemezlerinin bir şeyi var. Sen yaptığına devam edersen bu olmayacak. Yani ama doktorların hiçbir zaman sizin de yaptığınızdan değiştirme şansı da, zamanı da, motivasyonu da yok. O yüzden dediklerinde haklılar aslında. Benim gördüğüm şu, insan vücudu kendi kendini baştan aşağı yenileme gücüne sahip. Bu kaç yaşında olursanız olun bence mümkün. Hani belki bu yaşlarda daha zor olur benim için ama şimdi biraz daha rahat yaşamaya başladım. Herhalde başım belaya girerse yine öyle bir 9 aylık rejime girer, kurtarırım diye düşünüyorum. İnşallah çalışır bir daha. Hibrit replacement için bekleyen birisi olarak reçetenizi alabilir miyiz yazılı olarak mümkünse? Bir reçetem yok efendim ama tabii ki sizinle ayrıyeten konuşabiliriz. Benim e-mailimi paylaşırız. Konuşuruz, sevinirim. Çok teşekkürler. Hocam, Mustafa Aykut'un bir sorusu var. Ray Kurzweil 2030'larda beynimizin korteksiyle bulut haberleşebilecek diyor. Biyolojik ve non-biyolojik hafıza birleşecek diyor. Bu olabilir mi? Ray Kurzweil'e saygım sonsuz. Kendisine de kızına da, kendisini yakından takip ediyorum. Ben bir tarih verme konusunda şeyim yok. Çünkü genelde tarih veren insanlar yanılabiliyorlar. Şunu da söyleyeyim. Biz hep bugüne göre bakarak yarına karar veriyoruz. Bugün ivme yüksekse hep yüksek gideceğini düşünüyoruz. İvme düzse hep düz gideceğini düşünüyoruz. Ya da biz daha önceki tecrübelerimize bakarak buna bakıyoruz. Diyoruz ki bu böyle gidecek. Halbuki bu ivmeler çıkışlı inişli ve bu çıkış inişleri tahmin etmek mümkün değil. Belki 2030'a kadar olacak, belki olmayacak. Olma şansı var mı? Var. Olmama şansı var mı? Bence var. İkisi de var. Ama hiçbir zaman olmaz diyemiyorum yani sonuçta. Teşekkür ederiz hocam. Hocam buyurun. Mehmet Niyazi Eruslu. Hocam buyurun. Ansel Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu bütün tecrübelerini bizle paylaştığı için. Davut Bey'e de teşekkür ediyoruz sizi bizle buluşturduğu için. Ben İsrail modelini önemsiyorum. İsrail ilim adamları farklı ülkelere gittiklerinde kendi ülkesindeki araştırmacılarla köprü kurmak suretiyle hem ilme katkıları oluyor hem de ülkelerine katkıları oluyor. Ben de sizin Türkiye'deki genç araştırmacılarla müşterek projeler yapmak suretiyle bu tecrübelerinizi ülkenin gençleriyle birlikte paylaşmanız suretiyle hem ilme katkınız hem Türkiye'ye katkınız olur. Bu noktadaki çalışmalarınızı da tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İsrail'in gerçekten modeli çok ilginç. Şu anda Garvan Enstitüsü aslında tamamen Katolik rahibeler tarafından kurulmuş bir organizasyon. Fakat mesela şu anda çalıştığım laboratuvar Garvan Weizmann Center denen bir center ve İsrail'deki Weizmann Center'la beraber çalışıyor. Kurduğumuz laboratuvar da dünyadaki sayılı tek hücre analizi merkezlerinden bir tanesi. İçindeki aletler dünyada sayılı yerlerde olan aletler. Bu tek hücre analizi konusunda bayağı iddialı İsrail. Birçok benim gözlemlediğim ve tabii dediğiniz çok doğru. Birçok yerden birçok şekilde şey yapıyorlar. Bunun
aslında ben Türkiye'den herhangi bir şey gelse, çağrı gelse çok sevinirim. Elimden geleni yaparım. Şu anda fiziksel olarak Türkiye'ye gitme şansım yok. Çünkü oğlumun şu andaki ilaç parası Türkiye'de benim bulmam mümkün değil. Sağlanması bile neredeyse çok zor yani. İlaç bulmaya devam etmesi gerekiyor hayat boyu. Şu anda öyle. Fakat tabii ki kesin sonuçlara bakıyoruz. Bu arada tabii ben daha bir araştırıyorum bizim şeyde de. Bu aslında oğlumun resimlerini gördüğünüz prezentasyon Darwin içindeki bilim insanlarına yapıldı. Orada bir ekip devamlı inceliyor da bunun esasında tam çözümü nasıldır diye. Şu anda ilaçlarla çok iyi durumda ama günde haftada iki tane karnına enjeksiyon yapılıyor. Bir tane de şey alıyor. Uzun süre süren bir intragram alıyor. Bunları kullandığı sürece hiçbir şekilde hiçbir sıkıntısı yok. Ama bu ilaçları almadığı zaman ne olur bilmiyoruz şu anda. Yani hiçbir şekilde çekmeye de şeyimiz yok. 6 ayda bir kan verdiğinde Garvin'a da bir tüp alıyoruz. Bu tüp devamlı gönderiliyor. Araştırmalarda kullanılıyor. İşte hem tek hücre araştırmalarında hem fareyle karşılaşmalarında. Çünkü farelerde aynı hastalık olmuyor. O yüzden aradaki farkları bulmaya çalışıyoruz. Nedir? Yani bu olay çözülmüş değil hala ama yani çok daha umutluyum. Mesela ilk başlarda CRISPR'ın insanlara uygulanabileceği düşünülmüyordu. Ben hatta oradaki bir immünolojiste bahse girmiştim. 10 seneden önce bu da kesinlikle yapılamaz diyordu insanlar için. Bugün CRISPR insanlarda çok güzel uygulanıyor. O yüzden yani aslında tedavisi belli. Stem sellerini toplayıp iki tane mutasyonu var. Onlardan birini düzelttiğimiz zaman bu selleri vücut tekrar kabul ederse olay bitti. Yani şu anda sıkıntısı olmadığı için vücudun da tabii çok daha güçlenmesini istiyoruz. Aslında kemik yapısı hala 9 yaşında bir çocuğun kemik yapısı 11 yaşında olmasına göre. Bu stem sel terapisine dayanıklı olması anında belki kendi hücrelerini alıp edit edip tekrar kendisine vereceğiz. Evet, başka sorusu olan dostlar? Başka soru sormak isteyen var mı? Soru değil de bir katkı yapmak isterim. Müsaade edersiniz. Buyurun Ertuğrul Bey. Bu arada Hansel Bey ile tanışmamı bana Ertuğrul Eraslan Bey tavsiye etmişti. O bizleri tanıştırdı. Bu konuşmanın altyapısı da böyle hazırlanmış oldu. Buyurun Ertuğrul Bey. Estağfurullah. 1977 yılında Tansel kardeşimizle tanışma şerefine nail oldum. Lisede elektronik bölümünde beraberdik kendisiyle. 40 sene geçmiş ve o yıldan beridir görüşürüz. Çok yakın dostumdur. Anlattıklarının içinde çok tevazular var. Birçok şeyi söyleyemiyor, söylemedi. Ama yakın bir dostum olarak kısa bir şeyden bahsetmek isterim. O yıllardaki, daha lise yıllarındaki yaklaşımından günlere geleceğini ben öngörüyordum. Ailece de görüşüyorduk. Şu frekanslarımızla uyuyordu kendisiyle. Daha ben 78 yılındayken dünyada X-ray spektrum 16K çıktığında Tansel'le girişimcilik şeyine başlamıştık. Mersin'de bölgenin işi yaptı. Daha dünyada spektrum yokken, hatta ona kod da yazmıştı Ankara'da. Daha okurken bilgisayar mühendisliğine Tansel, çöpten bacaklarla jetset birlik hatırlıyor musun? O zaman ZX Spectrum küçücük gibi bilgisayar alarak, daha Türkiye'de kimse yoktu, bilmiyordu. 1978 yılında, 79 yıl, bilemem o yıllardaydı. İlk video game makinesini yaptık, girişimcilik yaptık. Fakat sonra tabii bizim gibi insanların girişimcilik hayali, daha 20 yaşlarındayız. Bir müddet sonra fail oldu. O günlerden beridir Tansel kendi iç dinamizmle yaptığı çalışmaları üniversitesinde okurken, Vakıflar Bankası ilk otomasyon sistemini kurduğunda kendisinin yaptığı bir yaklaşım, bir topoloji biliyorum ben. Dünyada olmayan bir şeyi NCR'la yaptı. Amerika'ya davet ettiler Tansel'i eşiyle beraber. Orada 1981 yıllarındaydı. Daha IBM PC2 falan vardı değil mi Tansel? Onlara kod yazıyordun, dışarıda işler yapıyordun. Ya, Tansel'in o 1980 yılındaki yaptığı donanımsal, elektronik tarafında donanımsal, yazılımsal geliştirmeyi NCR onu ödüllendirmişti. Vakıflar Bankası'na çalıştığı, Türkiye'de çok mücadele etti, okulu bitti, birkaç yerde çalıştı, Amerika'ya gitti. Orada tabii bu tür insanlar, bilim insanları pek parayla paylaşır olmaz. Çok da mütevazidir kendisi. Onun hakkını teslim edeyim. Dolayısıyla Amerika'da çok uğraştı. İlk işlerini yaptı. IBM firması, ilk RASE şirketi vardı Tansel'in, Race.com.
çok büyük paralar verdi. IBM firması Tansel'in şirketini o yıllarda Orient Object'le ilgili şeyler yapıyordu. Satın almak için görüşmeler yapmıştı ve Türkiye gazetesi bir Türk mühendisin başarısı diye o yıllarda manşet yapmıştı Tansel'in. Fakat Tansel'in parayla pullaş olmadığı gibi oralarda 12 Eylül'den sonraki yıllarda bir takım sıkıntılar oldu ve Türkiye'ye geldi. Burada çok mücadele etti Davut Bey Tansel. Bir takım kurumlarda görevler yaptı, bir takım çevremizde insanlarla işler yaptık. Fakat hepsi fail oldu. Yani bizim insanımızın kendi insanlardaki değerlerimize sahip çıkmaması, onlara kullanması, onlara karşı farklı bir yargıyla, bir para, meta ile görmesi, o bilginin değerini hala fark edilememesi üzdü Tansel'i ve maalesef yıllar önce Avustralya'ya gitti. Bizim bağımız devam ediyor. Yaptığı çalışmalarını paylaşır. Çocuğuyla ilgili olan olayları ben biliyorum. Ve bir şey daha biliyorum, orada söylemedi. İnşallah yakın bir zamanda da olursa bununla ilgili şeyde bir onu söyleyebilir miyim Tansel? Filmle ilgili. Daha kesin değil öyle bir şey. Yok yani ama öyle bir şey oldu. Kişisel verilere dikkat edelim Ertuğrul Bey. Kişisel verileri korunmasın. O şeyle alakalı yani Hollywood onun hayatıyla ilgili film yapmayla alakalı bir konu geçti Hollywood'da. Çünkü çok ilginç bir hayat. Biraz önce güzel bir film olur Tansel Bey'in hayatı. Çok teşekkürler. Ya bundan dolayı ben kendisine tanıştığım için, arkadaş olduğum için kendisine çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum. Sağ olun. Sağ olun. Biz de tanıştırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey, iyi günler dilerim. Kolay gelsin. Mehtap Gencer Hanım, buyurun lütfen. Mehtap Gencer, buyurun. Sizi dinliyoruz Mehtap Hanım. Buyurun. Sesimizi alabiliyor musunuz şu an Mehtap Hanım? Mehtap Hanım? Başka soru sormak isteyen var mı? Var. Süleyman Balkan. Mesut Bey buyurun. Önce siz el kaldırdınız. Buyurun Mesut Uğur. Ben sesi açtım. Hepinize hayırlı cumartesiler. Çok güzel bir toplantıydı. Hocam gerçekten hem Tansel Bey'e hem size çok teşekkür ediyorum. 50-60'a yakın katılımcı sadece Zoom'da vardı. Oradaki profillere baktığım zaman Türk camiasından pek kimseyi göremedim. Nedense tıp camiası biz mühendislerin fikrini çok önemsemiyor. Türkiye'deki işte 2020 yara sempozyumu vardı. Orada 4 tane lecture'a katıldım. Dinledim daha doğrusu 4 tane lecture'ı. Tıp profesörlerinin ne kadar hatalı işler yaptığını 4 lecture'da da gördüm. Ama bunların nasıl düzeltileceğiyle ilgili gerçekten müdahale olamıyorsunuz. Kızıyorlar hemen. Yani bir hatalarını bulduğunuz zaman şurası şöyle olur mu diye sordurmuyorlar bile. Çok rigidler, çok iticiler, yüz pozisyonları bile değişiyor. Bunları nasıl şey yapacağız? Yani siz Tansel Bey kendi çocuğunuzun tedavisiyle ilgili nasıl bunlarla beraber çalışabildiniz? Ben çok çaresiz kalıyorum burada. Aslında tabii çaresizlik her zaman var. Özellikle hakikaten dediğiniz gibi dinlemiyorlar sizi. Yani o yüzden benim onların literatürünü onlardan çok daha iyi bilmem gerekiyordu. 1000'den fazla makalenin altı çizik olarak duruyor. Önlerine kendi kaynaklarını koyuyorum. Bana gösterin, siz gösterin diyorum. Buna hayır diyemiyorlar artık o zaman. Ve kaç kere beni tehdit ettiler. Dediler ki seni dediler, sen dediler oğlun hayatını tehlikeye atıyorsun. Seni hapse attıracağız, sosyal şeyi çağıracağız dediler. Ben dedim tamam hiç olmazsa ben hapiste olayım, çaresiz olayım da şey yapayım yani buradan bir şey yapamıyorum diyeyim dedim. Yani belli kararlar bir ara ameliyat olacaktı. 2 saat kaldı ameliyat olmasına. C. diff geçirdi ikinci kere. Ve kalın bağırsağı şişti. 10-12 santim oldu. Dediler ki alacağız kalın bağırsağını. Dedim ki şunları vermeden, probiyotikleri vermeden alamazsınız dedim.
Dediler ki seni alırız, hapse attırırız, biz alırız çocuğunu dediler. Dedim tamam yapın, öyle yapın ama ben de size çok detaylı bir mektup yazacağım. Bunu da şey yapacaksınız, yani mahkemede bundan karşılaşacaksınız dedim. Ondan sonra bana izin verdiler. Çok ciddi bir probiyotik meselesini bir anlatır mısınız? Probiyotik. Çok uzun hikaye ama şöyle kısaca geçeyim. Şimdi bağırsaklarda benim oğluma devamlı antibiyotik veriyorlardı. 38 dereceyi geçer geçmez. Hastanede zaten hastanede yaşıyor çocuk. 38 dereceyi geçince antibiyotik veriyorlar. Ateşi düşmeyince bir antibiyotik daha. Sonra ateşi düşmeyince bir antibiyotik daha. Zaten damarda şey bağlı. Habire basıp duruyorlardı. Çocuğun bağırsakları iyice kötü durumda. Bu arada hastanede en kolay kapılacak hastalık bu C. diff denen hastalık. Ve ikinci kere kaptığımda gerçekten çok kötü oldu. Ben hep bunlara şey diyordum. Antibiyotiği 38 dereceden daha sonra verelim. Çünkü çocuk gayet iyi görünüyor 38 derecede. Yani şey yok. Ama işte yok efendim, bu çocuğun bağışıklık sistemi bozuk. Bir şey olmaz, ölecek şak diye falan. Sonunda orada bir profesör buldum. O profesörü ikna ettim. Dedim gelin bir bakın şuna. İmmünoloji profesörü. Çok sevilen bir adam. Geldi baktı. 39,5 derecede verilsin dedi. Olay bitti. Ondan sonra probiyotik vereceğim dedim. Bence bir mahsuru yok dedi. Gastroenterolojilerle çalıştık. Onlar da vermeyin dediler. Bu bağışıklık sistemi bozuk olan çocuklara probiyotik verilince vücutta sepsis yaratabiliyor. Sonra bütün kaynakları araştırdım. Sepsis örneklerini bulduğumun hepsinde şunu keşfettim ki vücutta bir kateter var. Dışarıdan bulaşıyor probiyotiklerle şey yapan sepsis olayı. Dedim bunun bana tersini gösterin. Gösteremediler. Dedim ben vereceğim. Beni durduramazsınız. Tamam dediler. Öyle şey yaptım. Ve bildiğiniz probiyotiklerin çok dışında trilyon tane bakteri verdim oğluma. Bir günde toparladı. Üstüne biraz da şey verdim. Çörek otu yağı verdim. Bunların hepsi bizim anne dedelerden kalan şeyler belki ama yoğurtla çörek otunun çok şeyini düşünün. Oğlumun olayı çözüldü 24 saat içinde. Bu arada doktorlar şaşırıp kaldılar ama hiç de öyle şey yapmıyorlar. Hani arkanıza da vurup da aferin demiyorlar yani sonuçta. Ha dediler, döndüler gittiler. Çocuğu hemen alıp hemen bağırsağını tak diye kesip alıp gideceklerdi yani. Evet, yani sizin hikayeniz gerçekten bir film. Evet, Süleyman Balkan Bey, buyurun. Sonra da Mehtap Gencer Hanım'a tekrar söz vereceğiz. Mikrofon problemini çözmüşler. Önce Süleyman Bey'i, sonra Mehtap Hanım'ı dinliyoruz. Davut Bey, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz teknoloji akıncısı Tansel Ersavaş'ı tanıştırdınız. Olağanüstü bir hikaye, olağanüstü bir başarı. Çok önemli ufuklar açtı. Çok teşekkür ediyorum. Ancak size bir sorum var. Yani kişisel bir soru değilse. Konu şu. Ben şu anda Kayfuli'nin şu kitabını okuyorum. Piyasada yok. Yavuz Çizmeci Bey'in şirketini basıp özel olarak dağıttığı bir kitap. Çin'de yapay zeka ve Silikon Vadisi'ndeki yapay zeka meselesinde. Burada şöyle bir şey görüyor. Çin devleti belediyeler dahil olmak üzere bütün kademelerinde tabiri caizse üzgünüm ama manyakça bir şekilde milyarlarca doları yüz binlerce şeye akıtarak dünya yapay zeka tekelini ele geçirmeye çalışıyorlar. Anlattığı bu. Benim anladığım böyle. Peki acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti kademelerinde ilişkiniz olduğunu biliyorum. Öyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavrı nedir bu yeni mühendislik ve bilim dalgası karşısında? Soru bu. Aslında Süleyman Bey, bana soruldu Tansel Bey. Ben evet. Sorma hakkımı kullanıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Mehtap ama şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Ben Türkiye Teknolojisi'nin tek tarihçisiyim şu anda bildiğime göre. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti tam tüfek yapacağı sırada gidiyor. İç savaştan bittiğinde Amerika'dan Martini tüfeklerini alıyor. Martini Purley tüfeklerinden 550 bin tane. 60 milyon da mermi alıyor. Sonra da Mauser'den 600 bin tüfek alıyoruz. Ya biz aynı şekilde yapay zekayı para verip mi alacağız? Osmanlılar aslında benim bulduğuma göre teknoloji transferi nedeniyle batmışlar. Aynen. Yani hiçbir zaman başkasının geliştirdiği teknolojiyle siz öne geçemezsiniz. Sadece teknolojik bir müstemleke olursunuz. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Harikasınız hocam. Başka bir, yani bilimde, bilimle katkı yapmaktan, bilim üretmekten başka bir çare yok. Yani bunun bir alternatifi yok. Yani filanca yapsın,
yapay zeka teknolojisi geliştirsin. Biz de işte 100 bin ton domates, 200 bin ton buğday, işte 2 milyon tane limon ihraç edip onu alalım ve böylece teknoloji yakalayalım diye bir formül yok yani. Öyle bir şeyin geçerliliği yok. Bunu yıllardan beri biz anlatmaya çalışıyoruz. Mesut Bey de benim ekibimdeydi. Yani bunu anlata anlata dilimize tüy bitti. 2 hafta önceki programda da yine bunu anlatmaya çalıştım. Yani bilimde geri olmanın çok çok ağır bedelleri var. Önceden belki 50 sene, 60 sene bir zaman sabiti olan paradigma değişikleri şimdi artık 10 yıllara, hatta yıllara, yakında da aylara inecek. Yani bir an bile geride sendelediğiniz zaman, bilimi ihmal ettiğiniz zaman bunun bedeli çok çok ağır olacaktır gelecekte. Geçmişte olduğuna göre kıyasla daha ağır olacaktır. Ve maalesef biz de Türkiye'de o bilinci henüz biz devlet aklında oluşturamadık maalesef. Yani efendim, bir şey söylemek istiyorum. Ama bunu yani bu şeyde gitmek istemiyorum çünkü biz burada gerçekten günlük siyasete girdiğimiz zaman. Hayır siyasetle ilgimiz yok. Devam edemeyebilir onun için. Hayır hocam, günlük siyasetle benim de alakam yok. Yani bu aslında big siyaset, teknopolitik. İnşallah evet. Ocak ayında kitabım çıkacak. Aynen. Teknopolitik mesele bu. Başka bir konu. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Damet Erbişoğlu benim hocam. Karşılaşmaktan çok memnunum. Bize şunu anlattı. Bak dedi, sazı alıyor değil mi Konyalı hemşerim? Çalıyor Ayşe de bir gün saz çalıyor. Bütün Konya Ovası'nın buğdayını biz versek bize bir kutu çift verirler. Bir kutu. Gençler, bu adaletsizliği siz dağıtacaksınız demişti derslerinde. Evet. İnşallah. Tansel Bey sağ olsun çalışmalarıyla çok önemli ufuklar açtı. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Mehtap Hanım, buyurun. Merhabalar. Sesimi ulaştırdım inşallah. Ulaşıyor. Buyurun Mehtap Hanım. Tansel Bey çok teşekkür ederim sunum için. Arada ben enstitünün sayfasına girdim ve merak ettiğim, benim de biraz böyle ufak ufak araştırdığım bir konuyu gördüm. Epigenetik konusu. Evet. Şimdi bu epigenetik konusunda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın sistem olarak zihni keşfetmekte nasıl kullanıldığını, orada belli araştırmalar yapılıp yapılmadığını da merak ediyorum. Şimdi epigenetik konusunda biz bayağı ilerideyiz. Bizim bir profesörümüz var. Bu konuda dünya liderlerinden bir tanesi. Ve Sue Clark kendisi. Onunla çok yakın çalışamıyoruz. Tabii Garvin de konular, aslında çok istiyorum onunla çalışmayı çünkü gerçekten çok değerli bir insan. Epigenetik de bu aralar çok şey buluyoruz. Yani sonuçta ve böyle şeylerin bir takım ne derler, babadan bile bir takım şeylerin geçebileceğini çocuklara RNA yoluyla, RNA'nın üzerindeki değişikliklerle, DNA'nın üzerindeki değişikliklerle falan geçebileceğini artık tamamen keşfetmiş durumdayız. Yani sadece DNA'nın kodu değil, bunun epigenetik değişiklikler etkisi falan artık iyice biliniyor. Ve aslında biz yani yaptığımız bu yapay zeka modelleri beynin şu andaki çalışmasıyla uzaktan yakından ilişkisi yok. Çok gerideyiz. Yani biz hala 1930'ların modellerindeyiz. Ve bu konuda dediğim gibi çok çok ilerlememiz gerekiyor. O yüzden öyle birileriyle çalışmak çok istiyorum. Olacak da belki bir gün ama bakalım. Yani daha henüz bir şey yok. Peki telomerlerle ilgili, yani o telomerlerin insanın immünolojik sisteminde çok etkisi olduğu, ömrünü uzattığı da söz konusu. Bu sizce bu konudaki görüşünüzü ben merak ettim. Telomerler üzerine çok araştırma yapılıyor. Zaten aslında bizim mesela Oxford Nanopore'la yapmak istediğim şeylerden, yaptığımız şeylerden bir tanesi telomerlerin dizilerinin çıkartılması. Telomerlerde tekrarlar çok olduğu için bu Illumina sistemleri çok başarılı değil onları okumakta. O yüzden bize gelen birçok iş aslında telomerlerle ilgili. Telomerlerde şu anda benim bildiğim 3 çeşit çalışma var. Bunların 3'ü de başka başka şeylerde ve aslında bu arada daha önce bir arkadaşımız mühendislikle tıbbın bir araya gelmesi olayından bahsetti. Bu tür konulara baktığımızda aslında tıbbın içinde, özellikle biyolojinin içindeki birçok detayın aslında mühendislik konusunda olduğunu görüyoruz. Çünkü küçük mikro makineler çalışıyor orada. Bunlarda da fizik kuralları geçerli. Tabii onların ortamları çok değişik olduğu için değişik kuralları var. Fakat çok enteresan bir şekilde bence mühendislerin çok anlayabileceği gerçekten motor proteinlerin çalışması,
ATP'sin, T'sin çalışması falan. Yani bunlar çok ilginç. Ve telomerlerin mesela ışıkla, kırmızı ışık ve ne derler, infrared ışıkla güçlendirilmesi. İsrail'de bir çalışma vardı, oksijenle güçlendirilmesi ve bu arada bir takım besinlerle, yani besin ya da diyelim ki şeylerle güçlendirilmesi, üç ayrı konuda şey var, çalışma var. Çok teşekkür ederim. Tansel Bey, biz Ege'yi bekliyoruz. Geldi mi? Geldi, geldi. Hadi gel, Ege'ye bir merhaba demek isteriz. Çalışmak istiyorlar. Ege Türkçe biliyor mu? Valla gel bakalım. Türkçe biliyor musun? Evet. Merhaba Ege, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Maşallah, çok yakışıklı bir delikanlısın sen. Babasına benzemiyor değil mi? Ege'ciğim, sen ne yapacaksın? İleride nasıl bir meslek sahibi olmak istiyorsun? Ben bilmiyorum. Yani iyi para veren şey. Babasından çok daha akıllı. Maşallah, saatin yerinde. Baban... Baban seni çok seviyor, annen seni çok seviyor, besbelli. Baban senin için tıpta ilerlemeler sağladı. Yani doktorları olmayacak bir şeylere ikna etti. Ve senin bugünkü saatine kavuşmanda bilimin katkısını sağladı. Çok iyi bir baban var, çok iyi bir annen var. Çok şanslısın yavrum. Değil mi? Evet, aynen. Peki yavrum, çok teşekkürler. Teşekkür. Sağ olun. Evet değerli dostlar, başka sorusu olan var mı? Peki o zaman ben bu programı kapatırken Tansel Bey'e bu güzel sunumu için, aydınlatıcı sunumu için çok teşekkür ediyorum. Bu programa her hafta katıldığınız için siz dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bilimin, milletimizin, insanlarımızın, insanlığın iyiliği için, güzelliği için ne kadar önemli olduğunun altını hep birlikte çizmeye çalışıyoruz. Ve inşallah bu bilinci Türkiye'de oluşturmak için bu gayretlerimize sizlerin de katılımıyla devam edeceğiz. Bizim bu seminer serimizi destekleyen, ona destek olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejlerine de çok teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra yeni bir programda buluşmak üzere. Sizlere iyi günler diliyorum. Sıhhatli, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bana fırsatı verdiğiniz için. Çok ilginç insanlar var. İnşallah bir katkım olabilmiştir. Çok sevinirim öyle bir şey. Çok teşekkürler. Bundan sonra sizi dinleyici olarak her zaman bekliyoruz. Müsait olun. Tabii katılmaya çalışırım mutlaka. Tamam. Teşekkürler.